Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Nur Suresi 1. bölüm. Bir Bu indirip hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. Zina ve cezası bütün Kur'an'da benzeri bulunmayan bir giriş, bu başlangıç ifadesinde yeni olan farz kıldığımız kelimesidir. Bundan amaç bildiğimiz kadarıyla surede yer alan tüm kuralların aynı düzeyde ele alınmalarını vurgulamaktır. Buna göre surede yer alan davranış ve ahlak kurallarının farzlığının derecesi, yaptırım ve cezaların farzlığının derecesi ile aynıdır. Bu davranış ve ahlak kuralları fıtratın özünde mevcutturlar ama insan aldatıcı ve saptırıcı duyguların etkisi ile bunları unutmuşlardır. İşte bu apaçık ayetler onlara bu kuralları hatırlatmakta, onları fıtratın açık ve yalın mantığına döndürmektedir. Bu kuvvetli, açık ve kesin girişi, zina suçunun cezasının açıklanması, bu eylemi yapanla Müslüman ümmet arasındaki tüm bağları ve ilişkileri koparan bu eylemin iğrençliğinin vurgulanması izliyor. İki zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer sopa vurunuz. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onun dini konusunda onlara acımayınız. Onların ceza görmesine müminlerden bir grup da şahit olsun. Zina eden erkek ve kadının cezası İslam'ın ilk dönemlerinde Nisa suresinde belirtildiği şekildeydi. Zina suçu işleyen kadınlarınızın aleyhinde dört kişinin şahitliklerine başvurunuz, eğer dört kişi aleyhte şahitlik ederse o kadınları ölünceye kadar ya da Allah kendileri hakkında başka bir yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız. Nisa suresi 15 o zaman zina eden kadının cezası eve hapsedilmek ve kabahatini yüzüne vurmak suretiyle eziyet etmekti. Zina eden erkeğin cezası ise kabahatini yüzüne vurup utandırmaktı. Zina edenin taşlanarak öldürülmesi, rekım edilmesi, peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun fiili uygulaması ile kesinleşmiştir. Değnekle vurma ise Kur'an ayeti ile kesinleşmiştir. Kur'an ayeti genel ve toplu bir ifadeye sahip olmakla beraber, peygamberimizin sadece zina eden iki evli insanı taşlatarak öldürttüğü, rekım ettirdiği için bununla değnekle dövme cezasının evli olmayanlara özgü olduğu, anlaşılmıştır. Kur'an-ı Kerim burada az önce değindiğimiz gibi yalnızca bekara uygulanacak cezadan söz ediyor, bu cezanın kesinlikle uygulanmasını, hoşgörülü ve gevşek davranılmamasını belirtiyor. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer sopa vurunuz. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onun dini konusunda onlara acımayınız. Onların ceza görmesine müminlerden bir grup da şahit olsun. Sonra bu eylemin iğrençliğini, tiksindiriciliğini daha bir arttırmakta ve bu suçu işleyenlerle Müslüman toplum arasındaki tüm bağları kesip atmaktadır. Zina eden evlilere, muhsan olanlara hem değnekle dövme hem de taşlayarak öldürme cezalarının birlikte uygulanması konusunda fıkhi bazı görüş ayrılıkları mevcuttur. Fıkıhçıların çoğunluğuna göre değnekle dövme ve taşlayarak öldürme cezaları birlikte uygulanmaz. Bunun gibi evli olmayan biri zina ettiğinde değnekle dövme cezası ile birlikte sürgün edilip edilmeyeceği, yine özgür olmayanlara uygulanacak zina cezası etrafında fıkıhçılar arasında bir takım görüş ayrılıkları vardır. Bunlar uzun görüş ayrılıklarıdır. Biz bunların ayrıntısına girmiyoruz. Fıkıh kitaplarındaki yerlerine bakılabilir. Fakat biz konulan bu kanunun hikmeti ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Görüyoruz ki bekarın cezası değnekle dövme, evlininki ise taşlanarak öldürülmedir. Çünkü geçerli bir nikah sonucu daha önce cinsel ilişkide bulunmuş özgür ve ergenlik çağına ulaşmış bir Müslüman, doğru ve temiz yolu tanımış ve denemiş birisidir. Böyle birinin bu doğru ve temiz yolu bırakarak zinaya yeltenmesi fıtratının bozulmuşluğunu, sapıklığını göstermektedir. Bu kişi, deneyimsiz, aldanmış, cinsel arzunun baskısı ile bunalmış bekarın aksine sert bir şekilde cezalandırılmayı hak etmiştir. Sonra eylemin tabiatında bir başka farklılık daha vardır. Çünkü başından evlilik geçmiş birisi bu konuda deneyim sahibidir. Bu yüzden daha çok zevk alır, bekarın aldığı zevkten kat kat fazlası ile tatmin olur, bu açıdan da daha şiddetli cezalandırılmayı hak eder. Zina eden erkek ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkek evlenebilir. Bu tür evlilikler müminlere yasaklanmıştır. Şu halde bu suçu işleyenler müminken işlemezler. Olsa olsa imandan veya imani duygulardan uzak bir psikolojik durumda olabilirler. Bu suçu işledikten sonra da mümin bir nefis bu iğrenç iğrenç işi yapmak suretiyle imanın dışına çıkmış bir nefisle nikah bağı ile bir arada bulunmak istemez, bu bağdan nefret eder, tiksinir. Bu yüzden İmam Ahmed, bu iğrenç pisliği temizleyen tevbe olay gerçekleşmediği sürece zina eden bir erkekle, iffetli bir kadının, aynı şekilde iffetli bir erkekle zina eden bir kadının nikah bağı ile bir araya gelmelerinin haram olduğunu söylemiştir. Her halükarda bu ayet mümin bir erkeğin tabiatının zina eden bir kadınla nikahlanmaktan yine mümin bir kadının tabiatının da zina eden bir erkekle nikahlanmaktan iğrendiğini ifade etmektedir. Nitekim nikah bağının gerçekleşmemesi istenirken kullanılan yasak edilmiştir kelimesi bu yasağın şiddetini, kesinliğini vurgulamaktadır. Zina eden erkek ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkek evlenebilir. Bu tür evlilikler müminlere yasaklanmıştır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun, zina eden bir erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir, onunla evlenme, buyurdu, Ebu Davud, Nesai ve Tumizi rivayet etmişlerdir. Bu ayetin indiriliş sebebi ile ilgili olarak şöyle bir olay anlatılır, Merst B, Ebi Merst adında biri Mekke'den Medine'ye bazı esirler taşıyordu, esirlerden maksat, kendi imkanları ile hicret edemeyen ve müşrikler tarafından Mekke'de alıkonulan güçsüz müminler olabilir, Mekke'de inak adında bir fahişe vardı, bu kadın Mersed'in dostuydu, Merst Mekke'de bir esire, kendisini Medine'ye taşımaya söz vermişti. Merst diyor ki, mehtaplı bir gecede Mekke'deki duvarlardan birinin gölgesine gelmiştim. O sırada inak geldi ve duvarın dibindeki karartıyı fark etti. Biraz daha yaklaşınca beni tanıdı. Sen Merst misin? dedi. Evet dedim. Merhaba, hoş geldin. Haydi geceyi bizde geçirelim dedi. Ben de ey inak, Allah zina'yı haram etti dedim. Bunun üzerine ey çadırdakiler, bu adam eski esirlerinizi kaçırıyor, diye bağırdı, sekiz adam peşime düştü, ben bir bahçeye girdim, bir mağara veya oyuk karşıma çıktı, ben de girdim, beni kovalayanlar da geldiler, hatta başımda dikildiler, sonra üstüme işediler, sidikleri başıma dökülüyordu, fakat yüce Allah beni görmelerine engel oldu, sonra geri döndüler, ben de arkadaşımın yanma döndüm ve onu götürdüm, ağır birisiydi ısır denilen yere gelince iplerini çözdüm. Nihayet onun da yardımıyla kendisini Medine'ye getirebildim. Daha sonra Hazreti Peygamberin salat ve selam üzerine olsun yanına gidip ya Resulullah'ın akı nikahlayayım mı dedim. Bu soruyu iki defa sordum. Resulullah sustu ve herhangi bir şey söylemedi. Sonra şu ayet indi. İslam bu iğrenç ve pis eylem için son derece katı ve caydırıcı cezalar belirlerken insanın fıtratından kaynaklanan içgüdüleri göz ardı etmiyor, onlara savaş açmıyor. İslam, insanların bu eğilimleri önleme gücüne sahip olmadıklarını, üstelik bu eğilimleri köreltip öldürmenin insana bir yarar sağlamadığını göz önünde bulundurur. Yüce Allah'ın insanların bünyelerine yerleştirdiği, hayata hükmeden büyük yasanın bir parça sıkıldığı, hayatın sürmesi ve insanın halife seçildiği dünyanın kalkınması için bir araç kıldığı doğal görevlerini durdurmaya çalışmaz. İslam, bir bedeni diğerinden ayırmayan, bir aile ve bir yuva kurmayı düşünmeyen kaba bedensel arzunun tatmin olması ile birlikte son bulan bir hayatı kurmayı hedefleyen hayvansal eğilimlere savaş açar, İslam, cinsel hayatı yüce insani duygulara dayandırmak ister, bununla iki bedeni, iki nefsi, iki kalbi, iki ruhu daha kapsamlı bir ifadeyle iki insanı buluşturur, kaynaştırır, bu iki insanı birbirine bağlayan ortak ortak hayatları, ortak istekleri, ortak acıları ve ortak gelecekleridir. Bu iki insan beklenen nesilde buluşurlar, birbirlerinden ayrılmayan anne babanın himayesindeki ortak yuvada yetişen yeni kuşakla bütünleşirler. Bu yüzden İslam, hayvansal bir sapma olan zinayı sert bir şekilde cezalandırır, bu sapma yukarıda saydığımız tüm anlamları bir kenara atar, tüm hedefleri yok eder, insanı, dişiler ve erkekler arasında bir fark gözetmeyen hayvana dönüştürür, artık bütün düşüncesi bir süre için et ve kanın açlığını gidermektir, tatmin olup ayrıldıktan sonra, bu zevkin ötesinde hayatın sürmesi için bir yapıcılık, yeryüzünü kalkındırmak, söz konusu değildir ne bir üreticilik ne de üretim arzusu yoktur hatta gerçek ve yüce bir sevgi duygusu da yoktur bu eylemin gerisinde çünkü sevgi sürekliliği gerektiren bir karaktere sahiptir bu birçoklarının bir terane gibi tutturup aşk sandıkları bireysel ve kopuk bir heyecandır daha doğrusu bu kimi zamanlarda insani sevgi kisvesine büründürdükleri hayvansal bir heyecandır İslam insanın fıtri isteklerine savaş açmaz, onları iğrenilmesi gereken bir şey olarak da görmez. Yalnızca onları bir sisteme oturtur, temizler, onları hayvansallık düzeyinin üstüne çıkarır. Kişisel ve toplumsal davranış kurallarının birçoğunun etrafında döndüğü bir eksen olacak kadar yüceltir. Fakat zina özellikle fuhuş bu fıtri eğilimi ruhsal inceliğinden yüce arzulardan, insanlığın uzun tarihi boyunca cin cinsellik üzerine oluşturulmuş tüm edep kurallarından soyutlayıp, hayvanlardaki gibi çıplak, kaba ve çirkin hale sokar, hatta hayvanlarınkinden daha çok iğrençleştirir. Çünkü birçok hayvan ve kuş çiftleri, düzenli eşleşme hayatı içinde birbirlerinden ayrılmadan, kimi insan topluluklarında yaygın olan zinanın özellikle fuhuşun azdırdığı cinsel anarşizmden uzak bir hayat yaşarlar. Bununla beraber İslam bu eylemin gerçekleşmesine engel oluşturacak cezanın da ancak şüpheden uzak kesin durumlarda gerçekleşmesini sağlayacak koruyucu önlemler almadıkça şiddetli ceza uygulamasına gitmez. Çünkü İslam eksiksiz bir hayat sistemidir. Sadece cezai yaptırımlara dayanmaz. İslam tertemiz bir hayatın nedenlerini yaygınlaştırma esasına dayanır. Bundan sonra bu kolaylaştırıcı nedenlere sarıl olmaktansa zorlanmadan kendi isteğiyle çamura batmayı tercih edenleri cezalandırır. İşte, İslam'ı zina suçunu sert bir şekilde cezalandırmaya iten etken, insan hayatında meydana gelen bu cinsel yozlaşmadır. Bunun yanında, bu suçtan söz edilir edilmez insanların aklına gelen, neslin karışması, kin ve nefretin yayılması, huzurlu ve güvenli aile ortamının tehdit olması gibi birçok toplumsal zarar da bu hususta etkili olmuştur. Bu sebeplerden her biri zina cezasının son derece sert olmasıdır olması için yeterlidir. Fakat en büyük sebep insan fıtratının yakalandığı bu hayvansal sapmayı bertaraf etmek, cinsellik üzerine oluşmuş insani edep kurallarını korumak, süreklilik ve kalıcılık esasına dayalı ortak evlilik hayatı gibi insan hayatının üstün hedeflerini korumaktır. Benim düşünceme göre en önemli neden budur. Çünkü bu neden arka planda kalan diğer nedenlerin tümünü kapsar niteliktedir. Bütün bu önlemlere rağmen yine de bu suç işlenecek olursa İslam çıkış yolu olduğu sürece cezayı uygulamama yönüne gider. Bunun dayanağı da Peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun şu sözüdür. Elinizden geldiğince Müslümanlara ceza uygulamamaya bakın. Eğer bir çıkış yolu varsa bırakın gitsin. Çünkü imamın suçu bağışlayarak yanılması, cezayı uygulayarak yanılmasından daha iyidir. Tirmizi, Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun, nin hadisinden almıştır. Bu yüzden İslam, bu suçun işlendiğini gözleriyle gördüklerini söyleyen dört güvenilir şahidin şahitlik etmesini ya da doğruluğunda şüphe bulunmayan samimi bir itirafı zorunlu görür. Sadece zina suçuna verilecek cezayı ağırlaştırmak toplumsal hayatın korunması, toplumun tenefüs ettiği havanın temizliği için yeterli değildir. Ayrıca İslam daha önce de söylediğimiz gibi tertemiz bir hayat meydana getirmek için cezai yaptırımlara dayanmaz. İslam bu konuda koruyucu önlemler almaya, hayatın tüm havasını suç kokusundan arındırmaya önem verir uygulama imkanı olmadığı için bunların hiç kimseyi suç işlemekten caydırmayan hayalı cezalar olduğu düşünülebilir. Fakat az önce de söylediğimiz gibi İslam binasını cezai yaptırımlara dayandırmaz, suça iten nedenlerden korunma, nefislerin arındırılması, vicdanların temizlenmesi, ayrıca kalplerde uyandırdığı duyarlılık esasına dayandırır. Bu sayede insanlar, suçu işleyen kişi ile Müslüman toplum arasındaki tüm bağların kopmasına neden olan bu suçu işlemekten sakınırlar bu yüzden işledikleri suçla övünen bu suçu son derece kaba ve iğrenç bir yöntemle birçok kişinin görebileceği bir şekilde işleyenleri cezalandırır ya da kendilerine ceza verilmesi suretiyle arınmak isteyenlere uygular bu cezayı nitekim Maiz ve dostu Gamidiye'ye kendi istekleri ile bu ceza uygulanmıştır bunlardan her biri Hazreti Peygamber gelerek ısrarla kendilerini cezalandırmak suretiyle temizlemesini istemişlerdir. Peygamberimiz defalarca duymazlıktan gelerek bunlardan yüz çevirdiği halde dört defa bu suçu işlediklerini itiraf etmişlerdi. Bundan sonra cezayı uygulamaktan başka seçenek kalmamıştı çünkü suçu üstlenme hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde Peygamberimize ulaşmıştır. Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun şöyle buyurmuştun cezaları kendi aranızda bağışlayın çünkü bana ulaşan cezayı uygulamak gerekir Ebu Davud Kitabul Hudud Cezalar kitabı devlet başkanının bilgisine ulaşmamış cezaları bağışlamaya ilişkin bölüm Dört iffetli kadınlara zina etmekle suçladıktan sonra, bu konuda dört şahit gösteremeyenlere 80 sopa vurunuz ve artık şahitliklerini hiç kabul etmeyiniz, onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra zina ile suçlamanın sık sık duyulması bu suçu işlemekten çekinenleri toplumsal atmosferin bütünüyle kirlendiği sonucuna götürebilir. Bu yüzden çekinenler bu suçu işlemeye yeltenirler. Sık sık duyulmasından dolayı suçun iğrençliği hafifler duygularında kendisinden başka daha birçok kimsenin bu suçu işlediğini düşünür. İffetli, köle olmayan evli, dul veya bekar kadınları kesin bir kanıt olmaksızın zina etmekte suçlayan dilleri serbest bırakmak, suçsuz bir erkek veya suçsuz bir kadını bu iğrenç suçla lekelemek isteyen, sonuçta da elini kolunu sallayarak gezen iftiracılara geniş bir imkan hazırlar, bir süre sonra toplum ırzı kirletilmiş, adı lekelenmiş olarak günlerini geçirir, toplumda yer alan her fert zina etmekte suçlanmış ya da suçlanma tehditi ile karşı karşıya bırakılmış olur, her eş eşinden kuşkulanır hale gelir, her erkek soyundan kuşku duyar, aileler çökme tehdidi ile karşı karşıya kalır, bu ise, dayanılmaz bir kuşkunun, stresin, yiyip bitiren bir şüphenin egemen olduğu bir durumdur. Müslüman toplumun, gerçekleşmemiş, zina yaptı suçlaması karşısında sessiz kalmakla uğradığı zarar, bu suçlamanın yaygınlaşması, buna müsaade edilmesi, gittikçe yaygınlaşmasından çekinilmemesi, toplum içinde bu suçun yasak olduğunu en azından çok sık işlenmediğini sanan birçok iftiracının bu suçu işlemeye teşvik edilmesi durumunda uğradığı zarar kadar değildir, bunun yanında onurlu özgür erkeklerle onurlu özgür kadınların uğradığı iğrenç iftiralar insanlık hayatına ve ailelerin güvenliğine yönelik yıkıcı etkenler de cabası işte bunun için ve ırzları tecavüzden sahiplerini de başlarına gelen bu iğrenç felaketten korumak için Kur'an-ı Kerim zina yapmakla suçlamanın cezasını da oldukça ağırlaştırmış, zina suçuna verilen cezaya yakın bir durum olarak öngörmüştür. Böyle bir şeyi yapmaya yeltenenlere 80 sopa vurulmasını, bunun yanında şahitliklerinin geçersiz sayılmasını, fasıklıkla damgalanmalarını emretmiştir. Birincisi beden bir cezadır. İkincisi ise, toplumsal düzeyde bir uslandırma yöntemidir. Bu iftirayı atanın sözünün boşa gitmesi şahitliğinin kabul edilmemesi, toplum içinde itibarının düşmesi, sözüne güvenilmeyen biri olarak halk arasında gezmesi yeterlidir. Üçüncüsü ise, dinidir. Böyle birisi imandan sapmış, doğru yoldan çıkmıştır. Ancak birini zina yapmakla suçlayan kişi, suçun işlendiğini gören dört şahit getirirse veya kendisi görmüşse eğer üç şahit daha getirirse, o zaman söylediği doğru kabul edilir ve suçu işleyene zina cezası uygulanır. 5. Yalnız bu iftira suçunun arkasından tevbe ederek tutumlarını düzeltenler bu hükmün kapsamı dışındadırlar, çünkü Allah affedicidir, merhametlidir. 7. 5. keresinde de, eğer yalan söylüyorsam, Allah'ın lanetine uğrayayım, demeleri gerekir fıkıh bilginleri, bu ayetin hangi durumları verilen hükmün dışında tuttuğu konusunda birbirlerinden farklı görüşlere sahiptirler, bu, sadece son cezayı mı kapsıyor ve sadece fasıklık sıfatını mı kaldırıyor, buna rağmen şahitliğinin kabul edilmemesi sürecek mi, yoksa tevbe etmesiyle birlikte şahitlikleri geçerli mi olacak, İmam Malik, Ahmet ve Şafii, iftiracı tevbe ettiği andan itibaren şahitliği geçerli olur ve fasıklık sıfatı kalkar düşüncesindedirler. İmam Ebu Hanife ise, bu ayetteki istisna eydatı son cümleye yöneliktir. Bu yüzden zina suçlamasında bulunan kişi tevbe ettiği zaman fasıklık niteliği kalkar ama şahitliğinin geçersizliği devam eder, demiştir. Şabi ve Dahak, tevbe etse bile şahitliği kabul edilmez, ancak zina suçlamasında bulunurken iftira attığını itiraf ederse, bu durumda şahit kabul edilir, düşüncesindedirler. 8 Fakat suçlanan kadının, Allah hakkı için kocam yalan söylüyor, diye kendi adına dört kez şahitlik etmesi, kendisini cezaya çarpılmaktan kurtarır. 9 Böyle bir kadının beşinci defasında da, eğer kocamın söylediği doğru ise Allah'ın laneti üzerime olsun, demesi gerekir. On eğer Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, eğer o tövbelerin kabul edicisi ve hikmet sahibi olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu? Bu ayetlerde durumun dikkat etmeyi gerektiren özelliği, konunun özenliliği gerektiren kaygan zemini göz önünde bulundurularak eşler için kolaylıklar getirilmiştir. Koca, karısının bu suçu işlediğini gördüğü halde kendisinden başka şahit getiremezse, bu durumda dört defa karısının zina ettiğine ilişkin iddiasının doğru olduğuna Allah adına yemin eder, bu yeminler şahitlik olarak nitelendirilmiştir. Çünkü kendisi tek Kahittir. Bunu yaptıktan sonra karısının mihrinin tutarını öder ve kararından dönmemek üzere boşar, kadın da zina cezasını yani taşlanarak öldürülmeyi. Böyle kolaylaştırma ve yumuşatma, durum ve şartların göz önünde bulundurulması hususu üzerinde şu değerlendirme yapılıyor. Eğer Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, eğer o tövbelerin kabul edicisi ve hikmet sahibi olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu? Bu yumuşatmalarda ve günaha bulaştıktan sonra gerçekleşen tevbe olayında somutlaşan Allah'ın rahmeti ve onlara yönelik iyiliği olmasaydı ne olacaktı? Bu hususta bir açıklama yer almıyor. Allah'tan korkanlar sakınsın diye mesele bu tarzda kapalı ve ürkütücü bir durumda bırakılıyor ama ayet bu durumda büyük bir kötülüğün olacağına işaret etmektedir. İffetli kadınları zina etmekle suçladıktan sonra bu konuda dört şahit gösteremeyenlere 80 sopa vurunuz ve artık şahitliklerini hiç kabul etmeyiniz ayeti indiği zaman Ensar'ın önderi Saad b Ubade Allah ondan razı olsun bu ayet bu şekilde mi indi ey Allah'ın peygamberi dedi bunun üzerine peygamberimiz ey Ensar topluluğu önderinizin ne dediğini duymuyor musunuz dedi onlar da şu karşılığı verdi Ey Allah'ın peygamberi, onun kusuruna bakma çünkü o kıskanç bir adamdır. Allah'a andolsun ki bugüne kadar sadece bakire kadınlarla evlenmiştir. ayrı derecede kıskanç birisi olduğundan dolayı onun boşadığı bir kadınla bizden hiç kimse evlenmeye cesaret edememiştir. Ardından Saad şöyle dedi: Vallahi ya Resulullah ben bu ayetin, bu hükmün doğru olduğunu ve bunun Allah'tan geldiğini biliyorum fakat ben bir adamın kınanmış kötü bir kadınının bacaklarını ayırıp üstüne abandığını gördüğün halde, dört şahit getirmeyene kadar ona dokunamayacağıma, karışamayacağıma hayret ediyorum. Oysa Allah'a andolsun ki, ben şahit getirene kadar adam işini bitirir. İbni Abbas diyor ki, bunun üzerinden çok zaman geçmemişti ki, Hilal B. Ümeyye, Hilal B. Ümeyye Tebük seferine katılmayan üç kişiden biridir, geldi, Hilal yatsı zamanı tarlasından dönmüş evine gelmişti. O sırada karısının yanında bir adam bulmuş. Cinsel ilişkide bulunduklarını gözleriyle görmüş. Kulaklarıyla işitmişti. Sabaha kadar bu adama ilişmemişti. Sabah olunca erkenden Hazreti Peygamber'e gelip, Ya Resulullah ben yatsı zamanı karımın yanına geldiğimde yanında bir adam buldum. Cinsel ilişkide bulunduklarını gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim, dedi. Hazreti Peygamber sayesinde salat ve selam üzerine olsun dediklerinden hoşlanmadı ve bu durum onun canını sıktı. Bunun üzerine ensar toplanarak, Saad B. Ubade'nin dedikleri başımıza geldi. Sonra şöyle buyurdu, eğer kadının doğurduğu çocuk kızıl saçlı, kalçaları zayıf ve ince bacaklı ise, çocuk hilaldendir. Eğer esmer, kıvırcık saçlı, iri cüsseli, kalın bacaklı ve dolgun kalçalı ise çocuk sözü edilen kişidendir. Daha sonra kadın esmer, kıvırcık saçlı, iri cüsseli, kalın bacaklı ve dolgun kalçalı bir çocuk doğurdu. Bunun üzerine peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun. Eğer yeminler olmasaydı bu kadına başka türlü davranırdım, buyurdu. Böylece bu hüküm, fiilen yaşanmış pratik bir durumu karşılamak için inmiştir. Hem olaya muhatap olmuş kişiyi hem de Müslümanları zor durumda bırakmış bir sorunu çözümlemiştir. Nitekim bu olay Peygamberimizin de canını sıkmış ve bir çözüm yolu bulamamıştı. Buhari'nin rivayetinde de denildiği gibi, Hilal B. Ümeyye'ye, ya bunu kanıtlarsın, ya da sırtına sopa vururum, demişti. Hilal de, ya Resulullah birimiz karısının üstüne, üstünde bir adam görse şahit aramaya mı koşar demişti. Biri çıkıp da şöyle bir soru sorabilir. Yüce Allah zina suçlamasına ilişkin genel hükmünü koyarken böyle bir problemin çıkacağını bilmiyor muydu? Yüce Allah bu istisnai hükmü neden böylesine zor ve içinden çıkılmaz bir durumdan sonra indirdi? Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevindi ve "Müjdeler olsun ya Hilal, yüce Allah seni kurtardı ve sana bir çözüm yolu gösterdi." dedi. Hilal, "Ben her şeyden üstün ve ulu olan Rabbim'den bunu umuyordum." dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber, "O kadını çağırın." dedi. Kadını çağırdılar, o da geldi. Hazreti Peygamber bu ayeti kendilerine okudu, onları uyardı. "Ahiret azabının dünya azabından daha şiddetli olduğunu haber" verdi. Bunun üzerine Hilal ya Resulullah ben onun hakkında doğru söylüyorum dedi. Kadın ise hayır yalan söylüyor dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun arkadaşlarına bunları aralarında lanetleştirin dedi. Hilal'e şahitlik et dediler. Hilal dört defa doğru söylediğine Allah adına yemin ederek şahitlik etti. Beşincisinde de ey Hilal Allah'tan kork çünkü dünya azabı ahiret azabına göre hafiftir. Bu söylediklerin ise sana azabı gerektirecek şeylerdir. Dedi. Hilal ise Allah'a andolsun ki yüce Allah bunun için dayak cezasını vermediği gibi ahirette de azap etmez. Dedi. Ve beşinci seferde eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun. Dedi. Sonra kadına onun yalan söylediğine ilişkin dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik et denildi beşincisinde Allah'tan kork, çünkü dünya azabı ahiret azabına göre daha hafiftir, çünkü bu söylediklerin, sana ahirette azap edilmesini gerektirecek şeylerdir, denildi, kadın bir süre durakladı suçunu itiraf edecek gibi oldu, sonra, vallahi akrabalarımı utandıramam, dedi, ve beşinci kere, eğer yalan söylüyorsam ve o da doğru söylüyorsa Allah'ın laneti üzerime olsun, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun onları birbirinden ayırdı. Ayrıca çocuğun bir babaya nispet edilmemesine, boşanma ve ölüm dışındaki bir nedenden dolayı ayrıldıkları için hilalin kadına ev ve nafaka temin etmek zorunda olmadığına karar verdi. Peki bu nasıl mümkün olmuştur? Onlar Yüce Allah'ın kendileri ile beraber olduğunu, onun himayesinde olduklarını, Yüce Allah'ın kendilerini gözettiğini, onun zor ve dayanılmaz bir yükümlülük yüklemeyeceğini, kesinlikle bildikleri için bu durumun gerçekleşmesi mümkün olmuştur. Onlar her zaman Allah'ın gölgesinde yaşıyorlardı, onun ruhundan tenefüs ediyorlardı, çocukların merhametli ve sorumlu bir aile reisine baktıkları gibi ona bakarlardı onun hükümlerini beklerlerdi İlk olayı ve iftira Bu sözünü ettiğimiz ulu ve üstün düzeyde ele alınan olay İF iftira olayıdır 11 o ağır iftirayı ortaya atanlar sizden bir gruptur. Bu olayı kendiniz için kötü bir şey sanmayınız. Tersine o sizin için iyidir. O grubun içinde bulunan herkes payına düşen günahın cezasını görecektir. Suçun büyük bölümünü omuzlarında taşıyan o grubun elebaşısı ise büyük bir azaba çarpılacaktır. 12. O iftirayı işittiğinizde erkek kadın bütün müminlerin, kendileri hakkında hüsnü zan besleyerek, özlerine leke kondurmaya yanaşmayarak, bu apaçık bir iftiradır, demeleri gerekmez miydi? 13. Bu konuda dört şahit göstermeleri gerekmez miydi? Madem ki, bu şahitleri gösteremediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridirler. 14. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, yoğun dedikodu yaptığınız bu iftiradan dolayı büyük bir azaba çarpılırdınız. 15. Hani bu iftirayı dilden dile yayıyordunuz, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız bu söylentiyi rastgele ağızlarınızda geveliyordunuz, yaptığınız kötülüğü önemsiz sanıyordunuz, oysa o, Allah katında ağır bir suçtu. 17 Allah size öğüt veriyor ki eğer mümin iseniz böyle bir hataya bir daha asla düşmeyesiniz. 18 Allah aynı zamanda size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar. 19 müminler arasında ahlaksızlığın ve edepsizliğin yayılmasını isteyenleri gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı bir azap beklemektedir, Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz. 20. Eğer Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, eğer o son derece esirgeyen ve acıyan olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu? 21 Ey müminler, sakın şeytanın izinden gitmeyiniz, kim şeytanın izinden giderse bilsin ki, o edepsizliği, ahlaksızlığı ve çirkin davranışları emreder, eğer Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı hiçbiriniz asla kötülüklerden arınamazdı, ama Allah dilediği kimseleri kötülüklerden arındırır, Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. 24 O gün dilleri, elleri ve ayakları işledikleri kötülük konusunda aleyhlerinde şahitlik edecektir. 23 Zina'dan haberi bulunmayan iffetli mümin kadınlara zina isnat edenler dünyada ve ahirette lanete uğramışlardır. Onlara büyük bir azap vardır. 25 O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. 26 Kötü kadınlar, kötü erkeklere ve kötü erkekler, kötü kadınlara yakıştıkları gibi, temiz kadınlar, temiz erkeklere ve temiz erkekler, temiz kadınlara yakışırlar, temizler, kötülerin kendilerine yönelik dedikodularından uzaktırlar, bunları, Allah'ın bağışlayıcılığı ve onurlu rızık beklemektedir. Bu olay, iftira olay, Tüm insanlık tarihinin en temiz ruhlarına dayanılmaz acılar çektirmiş, uzun tarihi boyunca Müslüman ümmetin geçtiği deneyimlerin en meşakkatlisini tattırmış, Hazreti Peygamber'in salat ve selam üzerine olsun kalbini, sevdiği eşi Hazreti Ayşe'nin Allah ondan razı olsun kalbini, Hazreti Ebubekir Sıddık ve karısının Allah onlardan razı olsun kalbini ve Safvın B, Muattal'ın kalbini tam bir ay dayanılmaz, kuş kuşkuların, sıkıntı ve acıların ipine bağlamış, onlara ızdırap çektirmiştir. Zühri, Urf ve başkalarına dayanarak Hazreti Ayşe'nin Allah ondan razı olsun şöyle dediğini rivayet eder. Resulullah salat ve selam üzerine olsun bir yolculuğa çıkmak istediğinde kadınları arasında kura çekerdi. Kura kime çıkarsa onu birlikte götürürdü. Yine bir sefere bu tercih edilen görüşe göre Hicri 5. senede meydana gelen Beni Mustalik Savaşı'dır. Çıkmak üzereyken aramızda kura çekti. Kura bana çıktı. Ben de örtünme ayetinin inmesinden sonra gerçekleşen bu sefere onunla beraber katıldım. Ben bir hevdeki içinde deveye bindirilip indiriliyordum. Yola devam ettik. Hazreti Peygamber bu savaşı bitirdikten sonra geri döndü. Medine'ye yaklaşmıştık. Bir gece yola çıkma emrini verdi. Yolculuk emri verildiği sırada ben kalktım. Ordunun konakladığı yeri geçip ihtiyacımı giderdim. İşimi bitirince ordunun yanına döndüm. O sırada göğsüme dokundum. Gerdanlığımın kopup düştüğünü fark edince üzüldüm. Geri dönüp aramaya koyuldum. Gerdanlığı arama epey zamanımı aldı bu sırada bana yardımcı olanlar gelip hevdecimi deveye yüklerler ve beni hevdecin içinde sanırlar o zamanlar kadınlar hafiftiler vücutları etli ve ağır değildi çünkü o zamanlar az yemek yerdik bu yüzden onlar da hevdeci kaldırıp deveye yüklerken hafifliğine şaşırmamışlardı üstelik ben oldukça gençtim deveyi kaldırıp yola çıkarlar ben de o sırada gerdanlığımı buldum ama ordu hareket et işte artık ben konaklama yerine geldiğimde kimseyi bulamadım. Daha önce bulunduğum yerde tek başıma beklemeye koyuldum. Onların benim kaybolduğumun farkına varıp geri döneceklerini sanıyordum. Orada öylece oturuyorken uyku ağır bastı ve uyudum. Safvın b muattal es selemi elzekvani ordunun gerisinden gelirdi. Bütün gece yol almıştı. Benim bulunduğum yere gelince uyuyan bir insan karartısı görmüştü. Yanıma gelmiş görünce de beni tanımıştı, beni örtünme ayeti inmediği zamanlarda görürdü, beni tanıyıp şaşkınlıktan inelillah ve ina ileyhi raçyun demesiyle uyandım. B, Ubey B, selül üstlendi, sonra Medine'ye geldik, orada bir ay hasta yattım, halk iftiracıların sözleriyle kaynıyordu, benimse, hiçbir şeyden haberim yoktu, acılar içindeyken beni kuşkulandıran olay, hastalandığım zamanlarda Hazreti Peygamber'den salat ve selam üzerine olsun gördüğüm iltifatı göremeyi şimdi, Hazreti Peygamber yanıma gelir, selam verir ve, hastanız nasıl, deyip çıkar giderdi, sade bu tavrı beni kuşkulandırırdı. Ben, iyileşmekle beraber henüz tam kendime gelemediğim bir sırada olup bitenden haberdar oldum. Bir ara ben ve Ümmü Mistah Menasi denen yere doğru yola çıktık. Burası ihtiyacımızı gidermek amacı ile kullandığımız bir yerdi. Ancak geceleri oraya gidebilirdik. O zamanlar henüz tuvalet edinmemiştik. Tıpkı açık arazide ihtiyacını gideren ilk Araplar gibi davranıyorduk. Ben ve Ümmü Mistah oraya doğru yol aldık. Bu kadın Ebu Rahme B. Muttalib B. Abdümenaf'ın kızıydı. Annesi de Saar B. Amü'n kızıydı ve Ebu Bekir Sıddık'ın Allah ondan razı olsun teyzesiydi. İhtiyacımızı giderip dönünce Ümmü Mistah'ın ayağı eteğine takılıp sendeledi. Bunun üzerine, Mistah kahrolsun, dedi. Ben de, ne kötü söz söyledin. Bedir savaşına katılmış birine mi beddua ediyorsun, dedim. O da, vay başıma gelenler, onun ne söylediğini duymadın mı dedi. Ben ne söylüyor diye sordum. Bunun üzerine çıkarılan o asılsız dedikoduyu İFK dillerine dolayanların sözlerini bana anlattı. Bunları duyunca hastalığım bir kat daha arttı. Evime döndüğüm zaman Resulullah da eve geldi ve hastanız nasıl dedi. Ben de izin ver anne babamın yanına gideyim dedim. Ben bu haberi bir de onlardan duymak istiyordum. Bana izin verdi. Kalktım anne baba annemin yanına gittim anneme anneciğim insanlar neler konuşuyorlar dedim annem yavrum aldırma Allah'a and olsun ki, kocası tarafından sevilen durumu parlak olan, bununla beraber çekemeyenleri olan çok az kadın vardır ki, hakkında dedikodu çıkarılmasın, dedi, Allah, insanlar böyle mi konuşuyor, dedim, o gece sabaha kadar ağladım, gözyaşlarım hiç dinmedi, gözüme uyku girmedi, sonra hep ağlamaya devam ettim, Resulullah salat ve selam üzerine olsun Ali B, Ebu Talip ve Usame B, Zeyti Allah ondan razı olsun çağırıp eşinden ayrılması hususunda görüşlerine başvurdu. Usame bildiği şekliyle Hazreti Peygamber'in ailesinin temizliğini, onlar hakkında beslediği derin sevgiyi belirterek olumlu yönde görüş bildirdi ve ya Resulullah eşini bırakma, Allah'a andolsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Ali B. Ebu Talip ise ya Resulullah Allah seni sıkıntıya sokmaz, onun dışında bir birçok kadın vardır, cariyeden sor, o sana bildiklerini anlatır, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun Berire'yi çağır, İmam Kayyım el Cevzi'ye araştırmış ve görüşüne başvurulan cariyenin Berire olmadığını belirlemiştir, çünkü Berire bu olaydan sonra uzun bir süre özgürlüğü karşılığında sözleşme, yapmış ve özgür bırakılmıştır, İmam Ali, K. 5. Cariyeden sor, o sana bildiklerini ını anlatır demiş rivayet edenler de cariyeyi Berire sanmış ve onun adını vermişler ve ey Berire onda seni kuş kullandıracak bir şey gördün mü diye sordu Berire hayır seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun ki henüz çok genç olduğu için hamur yoğururken uyuklamasından ve bu yüzden hamurunu evin içindeki koyunlara yedirmesinden başka ayıplanacak bir davranışına rastlamadım dedi bunun üzerine Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun kalktı ve Abdullah B. Ubey B. Selul'un kendisine eziyet ettiğini belirterek bu sıkıntıdan kurtarılmasını istedi, minberde iken şöyle dedi. Bana düşen yaman bir sabırdır, anlattıklarınız karşısında Allah'ın yardımına sığınıyorum, Yusuf Suresi 18. Sonra yüzümü döndüm ve yatağıma uzandım, Allah'a andolsun ki, ben suçsuz olduğumu biliyordum ve Yüce Allah'ın suçsuzluğumu bildireceğinden emindim, ama ben, Yüce Allah'ın hakkımda okunan bir vahiy indireceğini sanmazdım, durumumun, Yüce Allah'ın hakkımda okunacak bir vahiy indirmeyecek kadar önemsiz olduğunu düşünüyordum, fakat ben, Resulullah'ın Allah tarafından suçsuzluğumu gösteren bir rüya göreceğini umuyordum, vallahi da aha hazreti eşim hakkında dedikodular çıkararak bana eziyet eden bu adamı kim başımdan savacak, Allah'a andolsun ki, eşim hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyorum, sözünü ettikleri adamın da sadece iyiliğini biliyorum, bensiz evine girmiş değildir, bunun üzerine Saad B, Muaz Allah ondan razı olsun kalktı ve, ya Resulullah, Allah'a andolsun ki, ben seni ondan kurtarırım, İbni İsa'ın rivayetinde bu ve önceki sözleri söyle nin U.S.E.Y.D.B. huder olduğu belirtilmektedir. İmam İbni Kayyım el Cevziye, Zadul Mit adlı eserinde Saad B. Muaz'ın Beni Kureyza Savaşı'ndan sonra vefat ettiğini yazmaktadır. Bu ise İ.F.K. olayından önce gerçekleşmiştir. Buna göre o sözleri söyleyen U.S.E.Y.D.B. Hu değerdir. İmam İbni Hazm da Ubeydullah b Abdullah b Utbe'nin Hazreti Ayşe'den yaptığı rivayete dayanarak aynı şeyleri söylemektedir. Bu rivayette Saad b Muaz'ın adı geçmiyor. Eğer bu adam EVS e kabilesine mensup biri ise boynunu vururuz. Eğer Hazreçli kardeşlerimizden biri ise ne emredersen emrini yerine getiririz dedi. Bu sözlerden sonra Hazreç kabilesinin büyüğü Saad b Ubade Allah ondan razı olsun kalktı. Saad b. Ubade iyi bir insan olmasına rağmen bu sefer tarafgirlik duygusuna yenik düştü ve öfkeyle Saad b. Muaz'a şöyle dedi: "Allah'a andolsun ki yalan söylüyorsun. Ne onu öldürebilirsin ne de buna gücün yeter." Sonra Saad b. Muaz'ın amca çocuğu olan Usayd b. Hudayr Allah ondan razı olsun kalktı ve "Allah'a andolsun ki asıl sen yalan söylüyorsun." Onu mutlaka öldürürüz sana gelince sen bir münafıksın ve münafıkları savunuyorsun dedi. Bunun üzerine iki taraf EVS ve Hazreç ayaklandılar ve neredeyse savaşacak hale geldiler. Resulullah da minberde onları susturmaya çalışıyordu. Sonunda sustular. Resulullah da minberden indi. O gün gözyaşlarım dinmeden hep ağladım. Gözüme uyku girmedi. O gecede hep ağladım, gözyaşlarım hiç dinmedi, gözüm uyku tutmadı, anne ve babam da hep yanımdaydılar, iki gece ve bir gündüz durmadan ağlamıştım, öyle ki, ağlamakla ciğerimi parçalayacak sanmıştım, annem ve babam yanımda iken ve ben de ağlamaya devam ediyorken ensardan bir kadın eve girmek için izin istedi, izin verdiler, o da gelip, benimle beraber ağlamaya başladı, biz bu durumdayken Resulullah içeri girdi selam verdi, oturdu, hakkımda çıkarılan dedikodudan bu yana yanımda hiç oturmamıştı, bir ay beklemiş, ama hakkımda kendisine vahiy inmemişti, otururken şehadet getirdi ve şöyle dedi, senin hakkında şöyle şöyle sözler bana ulaştı, şayet suçsuz isen, kuşkusuz yüce Allah seni temize çıkaracaktır, ama eğer bir günaha yeltenmişsen Allah'tan af dile, ona tövbe et, çünkü kul günahını itiraf edip Allah'a tövbe ederse, Yüce Allah da onun tövbesini kabul eder, Resulullah sözlerini bitirince gözyaşlarım kurudu, bir damla bile kalmadığını hissettim, babama, benim yerime Resulullah'a cevap ver, dedim, babam da, Allah'a and olsun ki, Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum, dedi, bu sefer anneme söyledim, benim yerime Resulullah'a ne diyeceğini bilmiyorum, dedi, ben o zaman henüz çok genç olduğum için Kur'an'dan çok ayet ezbere bilmezdi. Şöyle dedim Allah'a andolsun ki insanların konuştuğu şeyi sizin de duyduğunuzu biliyorum Bu içinizde yer etmiş size ben suçsuzum desem bana inanmayacaksınız yok eğer Allah'ın işlemediğimi bildiği günahı işlediğimi söylersem bana inanacaksınız. Vallah'i sizinle kendim için Yusuf'un babasından başka örnek bulamıyorum Şöyle demişti Yusuf'un babası. Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun aile fertleri, Ebu Bekir Allah ondan razı olsun ve aileleri, Safvın B, Muattal ve diğer Müslümanlar tam bir ay boyunca böylesine boğucu bir havada, hakkında bu ayetlerin indiği bu büyük iftira yüzünden korkunç acıların gölgesinde yaşamışlardı. İnsan Hazreti Peygamber'in salat ve selam üzerine olsun hayatındaki bu acı dönemin korkunç tablosu ile en yakın eşi Ayşe'nin Allah ondan razı olsun çektiği derin ve iç yakıcı acıları karşısında büyük üzüntüye kapılıyor, hüzünleniyor. Üstelik iftiraya uğrayan Hazreti Ayşe henüz 16 yaşında genç bir kadındır. Ayrıca bu yaştaki insanlar son derece ince bir duyarlılığa, berrak ve şeffaf bir duygusallığa sahip olurlar. that İşte bu iyi yürekli, bu tertemiz Ayşe, suçsuzluğuna, vicdanının parlaklığına, düşüncesinin temizliğine rağmen, evet işte bu Ayşe, en üstün varlığı hususunda iftiraya uğruyor, şerefine dil uzatılıyor, üstelik Ayşe, Ebu Bekir Sıddık'ın kızıdır, temiz ve ulu bir yuvada yetişmiştir, emanetine dil uzatılıyor, ama kendisi Haşimoğulları'nın zirvesi Muhammed b. Abdullah'ın eşidir, esine olan bağlılığı noktasında sadakati noktasında, iftiraya uğruyor ve o ulu kalbin nazlı ve yakın sevgilisidir imanına dil uzatılıyor. Halbuki o, gözünü bu hayata açtığı andan itibaren İslam'ın kucağında yetişmiştir, üstelik Allah'ın peygamberinin eşidir. İşte o iftiraya uğruyor. Halbuki suçsuzdur, tertemizdir, hiçbir şeyden haberi yoktur. Hiçbir tedbire başvuramıyor. Hiçbir taraftan bir beklentisi de yok. Allah'tan başka suçsuzluğunu ortaya koyacak hiç kimse bulamıyor. Hazreti Peygamber'in rüyasında kendisinin atılan iftiradan uzak ve suçsuz olduğunu görmesini bekliyor. Ne var ki vahiy yüce Allah'ın dilediği bir hikmetten dolayı tam bir ay gecikiyor. Ama Ayşe Allah ondan razı olsun bu dayanılmaz acılar içinde kıvranıyor aman Allah'ım, hele haberi ümmü mistahtan duyduğu zamanki hali, o hasta haliyle, ateşler içinde kıvranırken annesine dayanılmaz bir ıstırapla, subhanallah, insanlar böyle mi konuşuyorlar, derken ki durumu, bir diğer rivayete göre, annesine, babam bunu biliyor mu, diye sorar, annesi, evet, diye cevap verir, sonra, ya Resulullah da biliyor mu, deyince, annesi yine, evet, diye cevap verince dünyası yıkılır kendisini seven ve baş köşesine oturtan bu ulu kalp tarafından suçlanmış bir durumda günlerini geçiriyor. İşte Ebu Bekir Sıddık Allah ondan razı olsun vakarlılığı, duyarlılığı ve iyi yürekliliği ile birlikte acılar içinde kıvranıyor, namusuna dil uzatılıyor, kendisini seven ve kendisine güvenen arkadaşı, inandığı ve sıkı sıkıya bağlı bir kalple doğruladığı, ona inanmak için bunun dışında bir kanıta ihtiyaç duymadığı Peygamberi Muhammed'in eşi olan kızına büyük bir iftira atılıyor, İçinde duyduğu bu dayanılmaz acı dilinden dökülüyor, aslında sabırlı, Allah'a bağlı ve acılara karşı dayanıklı bir kişidir, Allah'a andolsun ki, biz cahiliye döneminde bile böyle bir suçlamaya uğramadık, İslam'da mı bu suçlamayı kabulleneceğiz, diyor, bu sözler, alabildiğine acı yüklüdür, öyle ki, acılar içinde kıvranan hasta kızı, benim yerime Resulullah'a cevap ver, dediğinde, sessiz ve derin bir acıyla şöyle demişti, Allah'a andolsun ki, Resulullah'a salat ve selam üzerine olsun ne diyeceğimi bilmiyorum. Dedikodu çıkarılmasın diyor ama Ayşe benim yerime Resulullah'a cevap ver dediğinde bu kararlılıktan eser kalmıyor. O da kocası gibi Allah'a andolsun ki Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum diyor. Sonra iyi kalpli, Allah yolunda cihad eden tertemiz bir Müslüman olan Safvın B, Muattal, o da peygamberinin karısına hıyanet etmekte suçlanıyor, bununla da Müslümanlığına, güvenirliliğine, şerefine ve itibarına kısacası bir sahabinin değer verdiği her şeye dil uzatılıyor, üstelik kendisi tamamen suçsuzdur, böylesine zalim, böylesine haksız bir suçlama ile karşı karşıyadır, oysa böyle bir şeyi düşünmek istemez, Sübhanallah, asla bir kadının omuzunu açmış değilim diyor. Hasan B. Sabit'in bu ağır iftirayı yaydığını biliyor. Bu yüzden kafasına bir kılıç indirip neredeyse öldürecek şekilde yaralamaktan kendini alamıyor. Bu durum yasak olduğu halde, Müslüman bir kişiye kılıç çekmesine neden oluyor. Demek ki, duyduğu acı gücünü aşıyor, yaralı nefsini kontrol edemiyor. Sonra Resulullah salat ve selam üzerine olsun Allah'ın peygamberi Haşimoğullarının zirvesi evet işte onun eşine dil uzatılıyor hem de hangisine kalbinde bir kız, bir eş ve bir sevgili olarak baş köşeye oturmuş Ayşe'ye, yatağının temizliğine iftira atılıyor, oysa o temizdir ve temizlik her davranışına yansımaktadır, İşte onun çiğnenmesi yasak olan iffetine dil uzatılıyor, halbuki o, ümmetinin iffetini korumakla yükümlüdür ve o Rabbinin kendisini koruması hususunda iftiraya uğruyor, halbuki o, her türlü kötülükten korunmuş bir peygamberdir. İşte bu peygamberin her şeyine dil uzatılıyor. Ayşe'ye iftira atıldığı zaman yatağına namusuna kalbine ve peygamberliğine dil uzatılıyor. Bir Arap'ın, bir peygamberin değer verdiği her şeye dil uzatılıyor. İşte o, bütün bu hususlarda iftiraya uğramışken Medine'de tam bir ay insanlar bu konuyu konuşuyor. Ama bütün bunlara dur diyemiyor. Yüce Allah da gördüğü bir hikmetten dolayı hakkında hiçbir açıklama indirmeden bu işin bir ay sürmesini diliyor. Ama Hazreti Muhammed bir insandır. Bu acı durum karşısında her insanın duyduğu ızdırabı o da duyuyor, utanç duyuyor, kalbinin acılarla kıvrandığını hissediyor, bunun da ötesinde elem verici bir yalnızlık çekiyor yolunu aydınlatmasına alışık olduğu Allah'ın nurundan uzak bulunmanın verdiği yalnızlık duygusunun acısını çekmektedir, eşinin suçsuzluğunu gösteren birçok belirtiye rağmen şüphe kalbini kemirmektedir, ama o, bu belirtilerle tatmin olmuyor, Medine'deki bu dedikodu furyası da almış başını gidiyor, küçük eşini seven ama insan olmanın gerektirdiği duyguları bir tarafa atamayan kalbi şüphelerden acı duyuyor, fakat bu şüpheleri kova çünkü o da nihayet bir insandır, yatağına dokunulmasına tahammül edemeyen bir kocadır, kalbine yerleşen en ufak bir şüpheyi son derece önemseyen bir erkektir. Bu konuda bir insanın kapılacağı duygulara o da kapılıyor, o da her insan gibi tepki gösteriyor. İşte bu yük ağır geliyor kendisine, yalnız başına çekemiyor. Bu yüzden sevgisi kalbine yakın olan Usame b Zeydi ve amcası oğlu destekçisi Ali b Ebu Talib'i çağırıyor. Bu özel işi için onların göçüşlerine başvuruyor. Ali'ye gelince o Hazreti Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun soyundandır. Bu yüzden sorun karşısında çok duyarlıdır. Ayrıca amcası oğlu ve güvencesi olan Hazreti Muhammed'in kalbini sıkan acı ve sıkıntıdan da etkilenmektedir. Bu yüzden Allah seni sıkıntıya sokmaz şeklinde görüş bildiriyor. Ayrıca Hazreti Peygamber'in salat ve selam üzerine olsun kalbinin huzura kavuşması ve kararsızlık derdinden kurtulması için bir de cariye den sorması yönünde görüş belirtiyor. Hazreti Usame ise Peygamberin salat ve selam üzerine olsun eşine duyduğu sevgiyi ve ayrılık düşüncesinin ne kadar zor geleceğini bildiği için bildiği şekliyle müminlerin anasının temizliği ve utanmaz iftiracılığını yalancılığı doğrultusunda görüş bildiriyor. Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun bir insanın hırsı ile yine bir insanın sıkıntısı ile Usame'nin sözlerinden ve cariyenin şahitliğinden destek buluyor, güç alıyor. Bu güçle mescitte insanların karşısına çıkıyor. Namusuna dil uzatanları, eşine iftira atanları, hiç kimsenin bir kötülüğünü görmediği üstün nitelikli Müslümanlardan birine iftira atanları şikayet ediyor. Bunun üzerine peygamberin mescidinde Peygamberin huzurunda oldukları halde EVS ve Hazreç kabileleri arasında küfürleşmeler, sataşmalar başlıyor. Bu da o garip dönemde Müslüman toplumu kuşatan havanın niteliğini gösteriyor. Önderliğin kutsallığı yara almıştır. Bu durum Hazreti Peygamberi salat ve selam üzerine olsun son derece etkiliyor. İşini kolaylaştıran nur da bir türlü yolunu aydınlatmıyor. Sonra kalkıp bizzat Ayşe'ye gidiyor. Halkın konuştuğu larını ona açıyor. Doğru ve rahatlatıcı cevabı ondan istiyor. Nitekim Ayşe Allah ondan razı olsun indirilen bu ayetler hakkında şöyle demişti. Allah'a andolsun ki ben suçsuz olduğumu biliyordum ve yüce Allah'ın suçsuzluğumu bildireceğinden emindim ama ben yüce Allah'ın hakkımda okunan bir vahi indireceğini sanmazdım. Yüce Allah'ın hakkımda okunacak bir vahiy indirmeyecek kadar durumumun önemsiz olduğunu düşünüyordum. Fakat ben Resulullah'a Allah tarafından suçsuzluğumu kanıtlayan bir rüya gösterileceğini umuyordum ne var ki olayın akışından da anlaşılacağı gibi bu mesele Hazreti Ayşe'nin meselesi değildir. Sırf onun şahsını ilgilendiren bir olay değildir. Bu olay onu aşmış, Hazreti Peygamber'in şahsını ve o günkü toplum içindeki görevini ilgilendirmiştir. Daha doğrusu Rabbine olan bağlılığını ve peygamberliğini ilgilendirmiştir. Bu büyük iftira olay sadece Hazreti Ayşe'ye yönelik bir iftira değildir peygamberinin ve kurucusunun şahsında inanç sistemine yönelik bir iftiradır. Bu yüzden Yüce Allah bu asılsız sorunu çözümlemek, planlı komployu başarısız kılmak, İslam'a ve İslam'ın peygamberine karşı başlatılan savaşa müdahale etmek, ayrıca bütün bunların ötesinde yer alıp da Yüce Allah'dan başkasının bilmediği yüce hikmeti ortaya koymak için ve vahiy gönderiyor, ayet indiriyor arkasından beklemeden Müslümanların bu komplonun akıbetinden emin olmalarını sağlayan bir ifade yer alıyor. Bu olay kendiniz için kötü bir şey sanmayınız, tersine o sizin için iyidir. Bu iftirayı ortaya atan bir kişi ya da birkaç kişi değildir. Onlar aynı amaç için örgütlenmiş bir gruptur. Bu büyük iftirayı ortaya atan sadece Abdullah b. Ubey b. Selül değildir. O sadece işin önemli kısmını üstlenmiştir. O Yahudi veya münafık grubun temsilcisidir. Bu grup İslam'a karşı açıkça savaşamadığı için İslam perdesinin arkasına saklanıp gizlice İslam'a komplolar düzenliyordu. Bu iftira olay ise, öldürücü komplolarından sadece biridir, sonra Müslümanlar da oyunlarına geldiler, Mihne binti Kahşe, Hassan B, Sabit ve Mistah B, Esase gibi bazı Müslümanlar da bu iftira olayına bulaştılar, fakat planın aslı, kişisel olarak çarpışma alanında gözükmeyen uyanık komplocu İbni Selul'un başını çektiği gruba aitti, kendisini sorumlu kılacak ve cezalandırılmasını gerektirecek şekilde açıktan açığa konuşmuyordu, bunu, güvendiği ve aleyhinde şahitlik etmeyeceğini bildiği kişilere gizlice söylüyordu, bu plan, Medine'yi tam bir ay boyunca sarsacak ve en temiz, en muttaki bir toplumda dillerde günlerce dolaşacak kadar ustaca ve profesyonelce hazırlanmıştı iyidir, çünkü, peygamberin salat ve selam üzerine olsun ve aile fertlerinin şahsında İslam'a komplo kuranları ortaya çıkarmıştır, çünkü zina suçlamasında bulunmayı yasaklamanın ve bu suçlamada bulunanı Allah'ın belirlediği cezaya çarptırmanın zorunlu olduğunu Müslüman topluma göstermiştir, çünkü şayet suçsuz ve iffetli mümin kadınlara serbestçe zina suçlamasında bulunulacak olursa, toplumu saracak olan tehlikeli, tehlikenin, boyutlarını ortaya koymuştur, aksi takdirde bunlar bir noktada durmayacak en şerefli makamlara ulaşacak, en üstün değerlere uzanacaklardır, artık toplumun korunacak bir tarafı, sakınılacak bir yönü kalmaz, toplum utanma duygusunu yitirir. Şu halde Yüce Allah'ın bu münasebette bunun gibi önemli bir olay karşısında Müslüman toplumun izleyeceği doğru metodu göstermesi bir iyiliktir. Bu büyük iftiraya bulaşanlar ise olaydaki payları oranında cezaya çarptırılacaklardır. O grubun içinde bulunan herkes payına düşen günahın cezasını görecektir. Suçun büyük bölümünü omuzlarında taşıyan o grubun elebaşısı ise büyük bir azaba çarpılacaktır. Bu büyük azap, onun bu büyük iftiradaki büyük payına karşılıktır. Suçun büyük kısmını üstlenen, bu girişime öncülük eden, büyük çapta olayın yaygınlaşmasını sağlayan, münafıklığın başı, entrikanın bayraktarı Abdullah B. Ubey B. Selul'dur, eğer Yüce Allah onun hareketlerini kontrol etmeseydi, dinini korumasaydı, peygamberini sakınmasaydı, Müslüman toplumu gözetmeseydi Selül öldürücü noktayı iyi seçmişti, rivayete göre Safvın B. Muattal müminlerin anasının içinde bu bulunduğu Hevdeçli önlerinden geçerken, önde gelen taraftarları arasında bulunan İbni Selül, bu kadın kim, diye sormuş, onlar da, Ayşe'dir, demişler, bunun üzerine, vallahi ne Ayşe ondan kurtulmuş, ne o Ayşe'den kurtulmuştur, peygamberinizin karısı bir adamla sabaha kadar beraber olmuş, şimdi de o adam onun devesini çekiyor, demiş. Bu son derece iğrenç bir sözdür, Abdullah B. Selül bu sözü münafık grubu aracılığı ile ve türlü dolambaçlı yollarla yaymaya başladı, doğrulanmadığı ve tüm belirtiler böyle bir şeyi yalanladığı halde Medine bu iğrenç söylentiyle çalkalanmaya başladı, hatta çekinmeyen bazı Müslümanlar bile bu olayı dillerine doladılar, tam bir ay bu konuyu konuştular, oysa daha duyulur duyulmaz itibar edilmemesi, reddedilmesi gereken iğrenç bir yalandı bu. İnsan dehşete kapılıyor bugün bile nasıl olur da o günkü Müslüman toplum havasında böyle bir yalan ilgi görebiliyor, gündemde kalabiliyor, toplumun bünyesine nasıl bu kadar büyük bir etki yapabiliyor, tartışmasız olarak yeryüzünün en temiz ve en büyük kişileri olan insanlara büyük acılar çektirebiliyor. Şayet o gün her Müslüman kalbine danışsaydı, işin içinden çıkacak olumlu bir sonuç alacaktı. Fıtratının mantığına başvursaydı takınılacak doğru tavrı bulacaktı. İşte Kur'an Müslümanların sorunları karşılarken o konuda hüküm vermek için ilk adım atılırken bu yönteme başvurmaları direktifini veriyor. Kondurmaya yanaşmayarak bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iki rivayet, bazı Müslümanların kendilerine gelip, kalplerine çözüm için başvurduklarını, Ayşe'ye ve Müslümanlardan birine tartışmaya bile değmeyen ufak bir kuşkudan dolayı yakıştırılan Allah'a isyan, peygamberine ihanet ve fuhuş bataklığına yuvarlanma cürmünün işlenmiş olmasına ihtimal vermediklerini göstermektedir. Olaylar karşısında Kur'anın uygulanmasını istediği yöntemin ilk adımı budur, subjektif ve vicdani delille ilgili bir adım. Bu yönteme göre atılacak ikinci adım ise objektif bir delil ve pratikte değeri olan bir belge istemektir. Bu konuda dört şahit göstermeleri gerekmez miydi? Madem ki bu şahitleri gösteremediler o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridirler. Makamların en üstünü, ırzların en temizi aleyhinde ortaya atılan bu furya bu kadar kolay, bu kadar rahat geçmemeliydi, ortada bir kanıt bir tespit yokken bu şekilde yayılmamalıydı, bir gören, bir delil olmaksızın dillerde dolaşmamalıydı, ağızlarda gevelenmemeliydi. Bunu yapmadıklarına göre yalancıdırlar onlar. Katında hiçbir sözün çarpıtılmadığı, hiçbir hükmün değişmediği, hiçbir kararın bozulmadığı yüce Allah nezdinde yalancıdırlar. Bu onların hiçbir zaman atanamayacakları, cezasını çekmekte kurtulamayacakları kalıcı, gerçek ve sürekli bir damgadır. Bu iki adımdan, işi kalbe havale etme, çözüm için vicdana başvurma adımı ile belge ve kanıtla ispat etme adımından, evet o büyük iftira olayında Müslümanlar bu iki adımdan habersizdiler, Hazreti Peygamberin ırzını dillerine dolayanları kendi hallerine bıraktılar, oysa bu büyük ve korkunç bir olaydı, şayet Yüce Allah'ın onlara yönelik lütfu olmasaydı bütün toplum büyük bir felakete uğrayacaktı, işte Yüce Allah, bu acı dersten sonra bir daha asla böyle bir şey yapmamaları konusunda onları uyarıyor. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, yoğun dedikodu konusu yaptığınız bu iftiradan dolayı büyük bir azaba çarpılırdınız. Kur'an-ı Kerim dizginlerin koptuğu, ölçülerin bozulduğu, değerlerin karıştığı, temellerin ortadan kaybolduğu bu dönemin bir tablosunu çiziyor. Hani bu iftirayı dilden dile yayıyordunuz, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız bu söylentiyi rastgele ağızlarınızda geveliyordunuz, yaptığınız kötülüğü önemsiz sanıyordunuz, oysa o Allah katında ağır bir suçtu. Hani bu iftirayı dilden dile yaşıyordunuz düşünmeden, ölçüp biçmeden, doğruluğunu araştırmadan, dikkatle bakmadan bir dil diğerinden alıyordu sanki sözler kulaklara uğramıyordu, kafalarına girmiyordu, kalplerde değerlendirilmiyordu, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız bu söylentiyi rastgele ağızlarınızda geveliyordunuz. Ağzınızla söylüyordunuz, bilincinizle, aklınızla ve kalbinizle değil, zihinlerde yer etmeden, akıllar tarafından algılanmadan ağızlarda gevelenen sözlerdir bunlar. Yaptığınız kötülüğü önemsiz sayıyordunuz. Resulullah'ın namusuna dil uzatmayı, onun eşinin ve ailesinin kalbini acılarla kıvrandırmayı, cahiliye döneminde bile namusuna dil uzatılmayan Ebubekir Sıddığın Allah ondan razı olsun ailesini lekelemeyi, mücahid bir sahabeyi suçlamayı, Hazreti Peygamber'in salat ve selam üzerine olsun masumluğuna, Rabbi ile olan bağlılığına ve Rabbinin ona yönelik gözetimine dokunmayı, bunları itham etmeyi önemsiz sanıyordunuz. Oysa o Allah katında ağır bir suçtur. Allah katında ağır ve önemli olan şeylerse dağları yerinden oynatan, yeri göğü titreten ulu ve korkunç şeylerdir. Aslında kalpler duyar duymaz bu dedikodudan kaçmalıydılar. Bunu konuşmaktan bile kaçınmalıydılar. Böyle bir şeyin söz konusu edilmesine karşı çıkmalıydılar. Peygamberini böyle bir duruma düşürmekten Allah'ı tenzih etmeliydiler. Bu iftirayı bu temiz ve ulu atmosferden uzak bulundurmalıydılar. Onu işittiğiniz zaman bu konuda konuşmak bize yakışmaz. Haşa Allah'a bu ağır bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Bu mesaj kalplerin derinliklerine kadar nüfuz edince onları iyice sarsıyor. Yeltendikleri suçun büyüklüğünün, yaptıkları işin iğrençliğinin farkına varmalarını sağlıyor. Tam bu sırada bir daha böylesine korkunç bir eyleme yeltenmemelerine ilişkin bir uyarı yer alıyor. Bunun yanında imanlarını bu öğütten yararlanmaya bağlamayı da göz ardı etmiyor eğer mümin iseniz. Çünkü bu işin iğrençliği bu şekilde kendilerine gösterilmişken ve bu tarzda uyarılmışlarken müminlerin böyle bir suçu yeniden işlemeleri buna rağmen müminlik sıfatını korumaları mümkün değildir. Allah aynı zamanda size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor ortaya atılan bu büyük iftira olayında açıkladığı bu olayın arka planındaki komployu ortaya çıkardığı ve bu olay esnasında işlenen suç ve hataları gözler önüne serdiği gibi Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar. Nedenleri, niyetleri, amaç ve hedefleri bilir, kalplere giden yolları, nefislerin dönemeçlerini bilir, bunları tedavi etmeyi, işlerini planlamayı, kendileri için yararlı olan düzenleme ve sınırlandırmaları hikmetle ve yerinde yapar. Sonra ayetlerin akışı bu iftira olay ve geride bıraktığı izleri üzerine bir değerlendirmeyle sürüyor, böyle bir şeye bir daha yeltenilmemesi uyarısını yineleyerek, Allah'ın lütfunu ve rahmetini hatırlatarak hiçbir suçları bulunmayan iffetli mümin kadınlara zina suçlamasında bulunanları tehdit ederek yoluna devam ediyor, bunun yanında ruhları bu savaşın bıraktığı izlerden arındırıyor, onları dünyanın değişik koşullarından uzaklaştırıyor yeniden eski saflığına ve parlaklığına kavuşturuyor. Nitekim bu durum, o iftirayı dillerine dolayanlarla birlikte hareket eden akrabası Mistah B. Esase'ye karşı Hazreti Ebu Bekir'in Allah ondan razı olsun tutumunda somutlaşmaktadır. Müminler arasında ahlaksızlığın ve edepsizliğin yayılmasını isteyenleri gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı bir azap beklemektedir. Allah bilir oysa siz bilmezsiniz. İffetli kadınlara zina suçlamasında bulunanlar özellikle Hazreti Peygamber'in saygın ailesine dil uzatmaya cüret edenler mümin kitlenin iyiliğe iffet ve temizliğe olan bağlılığını sarsmak, fuhuş yapmaktan sakınma duygusunu ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Bunu da fuhşun toplumda yaygın olduğu havasını meydana getirmek yoluyla önce nefislerde daha sonra da pratikte fuhşu yaygınlaştırmak için yapıyorlar. Bu da eğitim sisteminin bir yönüdür, korunma amaçlı uygulamalardan biridir. Hiç kuşkusuz bu, insan ruhundan her yönüyle haberdar olmaya, duygu ve yönelişlerini ortaya çıkaracak yolu bilmeye dayalı bir yöntemdir. Bu yüzden şu değerlendirme yer alıyor: Allah bilir oysa siz bilmezsiniz. İnsanı yaratandan başka onun ruhunun özelliklerini kim bilebilir? İnsan denen varlığın davranış ve özelliklerini kim planlayabilir onu var edenden başka? Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan yüce Allah'tan başka kimdir görülen, görülmeyen her şeyi bilen ve bilgisinden gizli hiçbir şey bulunmayan eğer Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, eğer o son derece esirgeyen ve acıyan olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu? Şayet Yüce Allah'ın kendilerine yönelik lütfü ve rahmeti olmasaydı, bu büyük kötülüğün bütün topluma bulaşacağı. Somut olarak anlatıldıktan sonra bu davranışların şeytanın adımlarını izleme olarak tasvir edileceği belirtiliyor. Oysa hem kendilerinin hem de babalarının ezeli düşmanının adımlarını izlememeleri gerekirdi. Bu arada şeytanın kendilerini sürüklemek istediği benzeri bir gizli kötülüğe karşı uyarılıyorlar. Ey müminler, sakın şeytanın izinden gitmeyiniz, kim şeytanın izinden giderse bilsin ki, o edepsizliği, ahlaksızlığı ve çirkin davranışları emreder, eğer Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, hiçbiriniz asla kötülüklerden arınamazdı, ama Allah dilediği kimseleri kötülüklerden arındırır, Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kim şeytanın izinden giderse bilsin ki o edepsizliği, ahlaksızlığı ve çirkin davranışları emreder. Bu büyük iftira olayda şeytanın bu işe bulaşan müminleri sürüklediği çirkin davranışların bir örneğidir. Son derece tiksindirici ve iğrenç bir örneğidir. Hiç kuşkusuz insan zayıf bir yaratıktır. Çeşitli ihtirasların, iç dürtülerin çekişmesine açıktır. Bu yüzden her zaman kirli işlere bulaşır ama Allah'ın lütfü ve merhameti kendisine ulaşırsa bu durumdan kurtulur, bu ise Allah'a yönelip onun belirlediği hareket sistemine uyduğu zaman mümkündür. Eğer Allah'ın size yönelik lütfü ve merhameti olmasaydı, hiçbiriniz asla kötülüklerden arınamazdı ama Allah dilediği kimseleri kötülükten arındırır. Çünkü kalbi aydınlatan Allah'ın nuru onu temizler, kötülüklerden arındırır, eğer Allah'ın lütfü ve rahmeti olmasaydı hiç kimse arınamaz, kötülüklerden temizlenemezdi, Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, bu yüzden arınmayı hak edeni arındırır, içinde iyilik ve hakka yatkınlık olduğunu bildiği kimseyi kötülüklerden temizler, Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kötülüklerden arınma ve temizlenmeden söz edilmesi üzerine, işledikleri suç ve günahlardan dolayı Allah'tan bağışlanma diledikleri gibi bazı müminlerin diğer bazı müminleri hoşgörülü davranmasına ve hatalarını bağışlamasına ilişkin bir çağrı yer alıyor. Aranızdaki erdemli ve varlıklı kimseler yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda yurtlarından göç edenlere yardım etmeyeceklerine yemin etmesinler, affetsinler, işlenen kusurları görmezden gelsinler, Allah sizi affetsin, istemez misiniz, Allah affedicidir, merhametlidir. Hazreti Ayşe'nin Allah ondan razı olsun suçsuzluğunu ifade eden ayetlerin inişinden sonra bu ayet Hazreti Ebubekir Allah ondan razı olsun hakkında inmiştir. Hazreti Ebubekir aynı zaman akrabası olan Mistah b. Esasen'in bu iftirayı yayma işine bulaşanlardan olduğunu öğrenmişti. Mistah Muhacirlerin fakirleri arasında yer alıyordu. Hazreti Ebubekir de kendisine yardım ediyordu. Bu olay üzerine bir daha daha yardımda bulunmayacağına yemin etmişti. Bu ayet hem Ebu Bekire hem de diğer müminlere kendilerinin hata işlediklerini, sonra da Allah'ın kendilerini bağışlamasını arzuladıklarını hatırlatıyor. Şu halde kendileri için arzuladıkları şeyi aralarındaki ilişkilerde de uygulasınlar, suç işlemiş olsalar bile, kötülük yapsalar bile hak eden birine yönelik iyiliği kesmeye yemin etmesinler. Bu noktada, Allah'ın nuru ile arınmış tertemiz ruhların ulaştığı yüksek ufuklardan birine yükseliyoruz. Bu, Ebubekir Bekir Sıddık'ın Allah ondan razı olsun ruhunda parlayan bir ufuktur, iftira olayının kalbinin derinliklerine etki ettiği. Ebu Bekir ailesine ve namusuna yönelik suçlamanın acısına katlanan Ebu Bekir, evet bu Ebu Bekir, Rabbinin bağışlamaya ilişkin çağrısını duyar duymaz vicdanı bu imalı soruyu algılar algılamaz Allah sizi affetsin istemez misiniz? Hem en acıların üstüne çıkıyor, insanın duygularına ve toplumun mantığına baskın çıkıyor, ruhu şeffaflaşıyor, Allah'ı çağrısını eksiksiz bir iç huzuru ve onay ile olumlu karşılıyor. Evet, vallahi yüce Allah'ın beni bağışlamasını isterim, diyor ve daha önce mistaha yaptığı mali yardımı tekrar başlatıyor, daha önce, bir daha ona asla yardım etmeyeceğim, diye yaptığı yemine karşılık, vallahi bu yardımı hiç kesmeyeceğim, diye yemin ediyor. B A yumuşak G I Ş L A M A N I N niteliği Yüce Allah'ın müminlere hatırlattığı bu bağışlama iffetli kadınlara zina suçlamasında bulunma ve edepsizliğin müminler arasında yaygınlaşmasına neden olacak davranışlarda bulunma suçundan pişmanlık duyup tövbe edenler içindir ama İbni Ubeyye gibi iğrenç bir tutumla ve ısrarla iffetli kadınlara zina suçlamasında bulunanlara hoşgörülü davranılmaz. Bunlar bağışlanmazlar da şahitsizlik yüzünden dünyada ceza yemekten yakalarını kurtarsalar bile ahirette onları Allah'ın azabı beklemektedir. O gün azaba çarptırılmaları için şahide de gerek yoktur. O gün dilleri, elleri ve ayakları işledikleri kötülük konusunda aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecektir. Onları adil bir cezaya çarptıracaktır. O gün daha önce kuşkulandıkları şeyden emin olacaklardır. Onları Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Ayetin ifade tarzı bunların suçlarını son derece ağır ve iğrenç bir suç olarak nitelendiriyor, hiçbir şeyden haberi olmayan, iftiraya karşı kendilerini koruyamayan iffetli mümin kadınlara iftira atmak şeklinde tasvir ediyor, oysa bu kadınlar suçsuzluğun verdiği güvenle tedbir alma gereğini duymuyorlar, çünkü onlar sakınmaya gerektirecek bir suç işlemiş değiller, bu suçta iğrençlik ve kalleşlik somutlaşmaktadır, bu yüzden suçlular lanetle cezalandırılıyorlar. Allah'ın laneti üzerlerinedir. Allah hem dünyada hem de ahirette onları rahmetinden kovmuştur. Arkasından bu çarpıcı sahne canlandırılıyor. O gün dilleri, elleri ve ayakları işledikleri kötülük konusunda aleyhlerinde şahitlik edecektir. Bir zamanlar suçsuz, iffetli ve mümin kadınları zina yapmakla suçladıkları gibi o zamanında birbirlerini hakka göre suçlayacak Kur'an'ın tasvirli ifade tarzındaki edebi ahenk yöntemi uyarınca bu iki olgu etkin sahnede birbirlerine karşılık olmak için yer alıyorlar. Yüce Allah'ın fıtrata yüklediği ve insanların pratik hayatında gerçekleştirdiği iradesinin ne kadar adil olduğunun açıklanması ile Hazreti Ayşe'ye yönelik büyük iftira olayını konu alan bölüm sona eriyor. Yüce Allah'ın bu adil iradesine göre kötü nefisle kaynaşır, eşler arasındaki ilişkiler bu temele dayanır. Eğer Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun onların suçladıkları tipten bir kadın olsaydı, yeryüzündeki en temiz nefsi Hazreti Peygamberin salat ve selam üzerine olsun payına düşmezdi. Kuşkusuz Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun Hazreti Ayşe'yi Allah ondan razı olsun büyük aşkla sevmişti. Şayet Hazreti Ayşe bu büyük sevgiyi hak edecek temiz bir kadın olmasaydı yüce Allah onu kötülüklerden koruduğu peygamberine sevdirmezdi. Şu temiz erkeklerle temiz kadınlar fıtratları ve özellikleri bakımından kötülerin kendilerine yönelik dedikodularından uzaktırlar. Söylenen şeylerin onlara bulaşması mümkün değildir. Bunları Allah'ın bağışlayıcılığı ve onurlu rızık beklemektedir. Yaptıkları hatalardan sonra bağışlanma ve onurlu rızıkları rızıklandırılmaları, onların yüce Allah'ın katındaki onurlu makamlarını göstermektedir. İslam'ın eğitim metodu. Daha önce de söylediğimiz gibi İslam, tertemiz toplumunu kurarken sırf cezai yaptırımlara dayanmaz, her şeyden önce korunma ilkesine dayanır, İslam fıtri içgüdülere karşı savaş açmaz, tersine, onları düzene koyar, onlar için suni, tahrik edici etkenlerden uzak, temiz bir ortam garantiler. Bu açıdan İslam'ın eğitim sistemine egemen olan fikir, sapma imkanlarını en aza indirme, fitneye sürükleyen nedenleri bertaraf etme, insanı tahrik eden, baştan çıkaran sebeplerin önüne geçme, bunun yanında yasal ve temiz yollarla doğal tatminin önündeki engelleri de ortadan kaldırmadır. Buradan hareketle İslam evlere çiğnenmesi doğru olmayan bir dokunulmazlık getirmiştir. Böylece insanlar izin vermedikçe, girmelerine müsaade edilmedikçe yabancı kimselerin aniden evlerine girme durumu ile karşı karşıya kalmazlar. Yabancı gözlerin kendilerinden habersiz evlerin gizliliklerini ve evde bulunan kimselerin ayıp yerlerini görmeleri korkusunu yaşamazlar. Bunun yanında erkek ve kadınların gözlerini haram haramdan sakınmalarını, şehevi duyguları tahrik etmemek için süslerini göstermemelerini öngörür. Yine buradan hareketle İslam yoksul erkek ve kadınların evlenmelerini kolaylaştırır. Çünkü evlenmek suretiyle oluşan korunma yetinmenin gerçek garantisidir. Aynı şekilde İslam zina'nın kolay ve rahatça işlenmesinin önüne geçmek için kölelerin fuhşa yöneltilmelerini yasaklar. Çünkü bu kötü eylemin kolay ve rahatça işlenmesi yüzünden fuhuş yaygınlaşır. Şu halde İslam'ın koyduğu koruyucu garantilere ayrıntılı olarak bir göz atalım. Evin fonksiyonu. 27 Ey müminler kendi evlerinizin dışındaki evlere izin alıp halkına selam vermeden girmeyiniz, böyle davranmak sizin için daha hayırlıdır, ola ki düşünür sebebini anlarsınız. 28 eğer kapısını çaldığında evde hiç kimse yoksa size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Eğer size geri dönün denirse geri dönünüz. Böylesi sizin için daha onurlu bir harekettir. Hiç kuşkusuz Allah ne yaparsanız onu bilir. 29 şenlik olmayan ve içinde eşyanızın bulunduğu evlere izinsiz girmenizin hiçbir sakıncası yoktur. Allah sizin gerek açığa vurduğunuz ve gerekse gizli tuttuğunuz bütün duygularınızı bilir. Yüce Allah, evleri, insanları sığındığı, ruhların huzura kavuştuğu nefislerinin tatmin olduğu, ayıp ve görülmesi yasak olan yerlerinin açığa çıkması bakımından güven duydukları sinirleri tahrip eden sakınma ve korunma yükünü üzerlerinden attıkları meskenler kılmıştır. Herhangi bir kimsenin ancak ev halkının bilgisi ve izni ile yine onların istedikleri bir zamanda ve insanları karşılamak istedikleri bir durumda girebildiği güvenli ve dokunulmaz yerler olmadıkları sürece evler bu özelliklerini koruyamazlar. Çünkü yabancı kimselerin izinsiz girip evlerin dokunulmazlıklarını çiğnemeleri, ev halkından bazı kimselerin ayıp yerlerini görmelerine neden olabilir, şehevi duyguları tahrik eden durumlarla karşılaşabilirler, bu da ani karşılaşmalar ve kısa bakışların tekrarlanıp kasıtlı bakışlara dönüşmesinden kaynaklanan günahı işlemek için bir fırsat oluşturur, beklenmeyen ve kasıtlı olmayan karşılaşmaların uyandırdığı eğilimleri harekete geçirdiği bu duygular, birkaç adım sonra günahkar ilişkilere ya da psikolojik komplekslere ve sapıklıklara kaynaklık eden yasak şehevi tatmin yollarına dönüşür. Cahili Araplar döneminde evlere pervasızca ve adeta saldırarak girerlerdi, bir ziyaretçi eve girer sonra da ''Girdim'' derdi, o sırada ev sahibi ile eşi başkasının görmemesi gereken bir durumda olabilirlerdi, kadın çıplak olabilirdi veya ayıp yerleri açıkta olabilirdi, erkek de öyle, bu ise, can sıkıcı ve yaralayıcı bir davranıştı, evlerin güvenliğini ve huzurunu bozardı, ayrıca baştan çıkarıcı şeyleri görmesi sonucu nefislerin surda burada fitneye düşürürdü. Bütün bunlardan dolayı yüce Allah Müslümanları bu yüksek edep kuralı ile edeplendirmiştir. İzin isteyerek evlere girmeleri, ev halkına selam verip güven ortamını oluşturmaları, evlere girmeden önce içeridekilerin endişelerini giderme kuralını getirmiştir. Ey müminler kendi evlerinizin dışındaki evlere izin alıp halkına selam vermeden girmeyiniz. Ayetin orijinalinde izin isteme ifadesi yerine yakınlık oluşturma ifadesi kullanılıyor. Bu ise izin istemedeki kibarlığı ve gelenin giriş nezaketini ima etmektedir. Böylece ev halkında ona karşı bir yakınlık ve onu karşılamaya hazırlanma isteği uyanır. Kuşkusuz bu ruhların durumlarını gözetmeye, insanların kendi evlerindeki koşullarını ve bu koşullara eşlik eden zorunlu durumları değerlendirmeye ilişkin son derece Nazik ve kibar bir yaklaşımdır çünkü evlerde öyle durumlar olur ki bu yüzden ev halkının gece veya gündüz gelenler karşısında zor duruma düşmeleri ve mahcup olmaları doğru değildir. İzin istendikten sonra evde ev halkından bir kimse bulunabilir de bulunmayabilir de eğer evde kimse yoksa izin istendikten hemen sonra eve dalmak doğru değildir çünkü evlere izinsiz girilmez. Eğer kapısını çaldığınız evde hiç kimse yoksa size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Kapısını çaldığınız evde ev halkından birisi varsa bile sadece kapıyı çalmakla eve girmek doğru değildir çünkü kapıyı çalmak girmek için izin istemektir. Ev halkı izin vermezse yine de girilmez, oyalanmadan ve beklemeden geri dönmek gerekir. Eğer size geri dönün denirse geri dönünüz, böylesi sizin için daha onurlu bir harekettir. Kırılmadan ve ev halkının size kötü davrandıklarını, sizden nefret ettiklerini düşünmeden geri dönünüz, çünkü insanların bir takım sırları ve mazeretleri olur, bu yüzden her zamanki koşulların ve durumların değerlendirilmesi kendilerine bırakılmalıdır. Hiç kuşkusuz Allah, ne yaparsanız onu bilir. Allah kalplerin gizli yönlerinden haberdardır. Kalplerdeki itici ve tahrik edici duyguları bilir. Fakat otel, pansiyon ve misafirlere ayrılmış evlere izin istediğinizde bu sizin ihtiyacınızı gidermenize engel oluşturacaksa, o zaman bu tür yerlere izinsiz girmenizde bir sakınca yoktur şenlik olmayan ve içinde eşyanızın bulunduğu evlere izinsiz girmenizin hiçbir sakıncası yoktur. Allah sizin gerek açığa vurduğunuz ve gerekse gizli tuttuğunuz bütün duygularınızı bilir. Şu halde mesele yüce Allah'ın gizli açık tüm duygularınızı bilmesi ve gizli açık sizi gözetmesi ile ilişkilidir. Bu gözetim kalplerin itaatinin ve üstün edep kuralını örnek edinmelerinin garantisidir. Yüce Allah bu kuralı insanın her eğilimi için eksiksiz bir sistem belirleyen kitabında vurgulamıştır. Kur'an hayat sistemidir. Bu yüzden sosyal hayatın ayrıntı sayılan bu yönünü de kapsar, özenle ele alır. Çünkü Kur'an insan hayatını hem bütün hem de parça olarak düzenler. Bu düzenleme hayatın ayrıntıları ile yüce ve bütünsel düşünce arasında bir ahengin oluşması içindir. Evlere izin alarak girmek bir mesken, bir barınak olarak evlerin dokunulmazlıklarını gerçekleştirir. Bu ev halkı üzerinde ani baskına uğrama endişesi sürpriz gelişlerin meydana getirdiği sıkıntıyı ve ayıp yerlerinin ortaya çıkması ile yaşanacak korkuyu giderir, hiç kuşkusuz, avret, görünmesi istenmeyen ayıp şeyler, kavramı oldukça geniştir, bununla, söylenir söylenmez zihinde uyanan olguların dışındaki şeyler de kastedilmiştir, burada sadece bedensel ayıp kastedilmiyor, bunun yanında ev halkının, hazırlanmadan, süslenmeden, etrafa çeki düzen vermeden insanların sürpriz gelişleri ile görmelerini istemedikleri yiyecek, giyecek ve eşyalara ilişkin ayıplar da kastediliyor. Ayrıca insanların gizli kalmasını istedikleri psikolojik duygular ve durumlar da söz konusudur. Hangi biriniz, etkin bir duygulanmadan dolayı ağlayacak kadar zayıf bir durumdayken ya da tahrik edici bir nedenden dolayı son derece öfkeliyken yahut yabancılardan sakladığı bir demen acı çekiyorken insanların kendisini görmesini ister. İşte Kur'an'ın belirlediği hayat sistemi bu yüce davranış kuralını, evlere izin isteyerek girme kuralını, koyarken bütün bu incelikleri gözetmiştir. Bunun yanında elde olmayan sürpriz bakışların, ani karşılaşmaların gerçekleşme imkanını da en aza indirmiştir. Çünkü bu, bakış ve karşılaşmalar gizli şehvet ve arzuları uyandırır, ilişkiler ve buluşmalar onlardan kaynaklanır, hiç kuşkusuz bunları şeytan planlar ve koruyucu gözlerin ve uyanık kalplerin gaflet anında insanı, orada burada bu tür sapık ilişkilere yöneltir. Bu ayetlerin inmesiyle birlikte ilk defa bu edep kuralına muhatap olan müminler bunun bilincine varmış ve en başta da Hazreti Peygamber salat ve selam üzerine olsun bu kuralı uygulamıştır. Ebu Davud ve Nesai Ebu Amr el-Evzai'nin Kayz B, Saad B Ubadeden rivayet ettiği şu hadisi naklederler. Resulullah bizi evimizde ziyaret etti ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Saad sessizce selamını aldı. Kayz diyor ki Resulullah'a izin vermeyecek misin? Dedim. Saad bırak bize çok selam versin dedi. Resulullah tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Saad yine sessizce selamını aldı. Resulullah bir daha Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi ve geri döndü. Sa'd hemen arkasından koşup Ya Resulullah ben senin selamını duyuyor ve sessizce cevap veriyordum. Amacım bize çok selam vermeni sağlamaktı dedi. Bunun üzerine peygamberimiz Sa'd ile birlikte geri döndü. Sa'd yıkanmasını istedi. Peygamberimiz de yıkandı. Sonra Sa'd ona zaferan, sarı ya da vers, kırmızı renkli bir elbise verdi, peygamberimiz elbiseye büründü, sonra ellerini kaldırıp şöyle dedi, Allah'ım salat ve selamını Sa'd be, ubadenin soyu üzerine indir. Ebu Davud Huzeyl'den şöyle rivayet eder: Bir adam geleli Osman diyor ki, o adam sad idi. Resulullah'ın kapısının tam karşısında durdu ve içeri girmek için izin istedi. O sırada kapının karşısında duruyordu. Osman diyor ki, kapının tam karşısında dikilmişti. Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun. Böyle mi yaparsın veya böyle mi asıl bakmak için izin istenir dedi. Ebu Davud Rabi'den şöyle rivayet eder: Amir oğullarından bir adam Resulullah'a gelip eve girmek için izin istedi ve "Gireyim mi?" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun hizmetçisine, "Git şu adama nasıl izin isteyeceğini, 'Esselamu aleyküm, girebilir miyim?' demesini öğret." dedi. Adam Peygamberimizin sözlerini işitti ve "Esselamu aleyküm, girebilir miyim?" dedi. Peygamberimiz izin verdi, o da eve girdi. Muire'nin, de Mücahid'in şöyle dediğini anlatır, İbni Ömer bir işten geliyordu, susuzluktan kavrulmuştu, Kureyşli bir kadının çadırının yanına geldi ve, Esselamu Aleyküm, girebilir miyim, dedi, kadın, güvenle gir, dedi, İbni Ömer sözlerini tekrarladı, kadın da aynı cevabı verdi, bu arada İbni Ömer ileri geri gidip geliyordu, kadına gir de dedi, kadın da, gir dedi, o da girdi. Atabe, Rabah İbni Abbas'tan şöyle rivayet eder: "Dedim ki, aynı evde benimle beraber kalan ve aynı odada kalan yetim kız kardeşlerimin yanına girmek için izin istemem gerekiyor mu?" "Evet," dedi. "Bana ruhsat vermesi için tekrar sordum. Kabul etmedi ve 'Onları çıplak görmek ister misin?' dedi." "Hayır," dedim. "O halde yanlarına girerken izin iste," dedi. Tekrar sordum. "Bu sefer Allah'a itaat etmek ister misin?" dedi. Evet dedim, o halde izin iste dedi. Bir sahih hadiste Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun erkeğin ansızın evine gelmesini yasakladığı anlatılır. Bir rivayete göre de geceleyin haber vermeden evine girmesini yasaklamıştır. Bir başka hadiste peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun bir yolculuktan dönerken Medine'ye gündüz geldiği ama şehre girmeyip dışında konakladığı ve yatsıya kadar yani gündüzün sonuna kadar bekleyin, dağınık saçlar taransın, görünmeyen yerlerdeki kıllar da temizlensin öyle girelim dediği anlatılır. İşte yüce Allah'ın kendilerine öğrettiği ve Allah'ın nuru ile aydınlanan parlak ve yüce edep kuralı sayesinde Hazreti Peygamber'in ve arkadaşlarının duyguları bu kadar kibar, bu kadar ince bir düzeye ulaşmıştı. Bugün biz de Müslümanız. Ne var ki bu inceliklere karşı duyarlılığımız kalmamış kabalaşmıştır. Adam kalkar gündüzün veya gecenin herhangi bir saatinde kardeşinin evine gelir, kapıyı çalar, 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 ev halkı kapıyı açmak zorunda kalana kadar asla geri dönmez, evde telefon da olabilir, gelmeden önce, bu yolla izin isteyebilir veya durumun gelmesine uygun olup olmadığını öğrenebilir, ama o buna aldırmaz, zamansız ve yersiz baskın yapmayı tercih eder, sonra geleneklerde de misafirin geri çevrilmesini hoş karşılamaz çünkü gelmiştir artık ev halkı bu beklenmeyen ve habersiz gelişten hoşnut olmasalar bile içeri almak zorunda kalırlar Bugün biz de Müslümanız ama herhangi bir yemek saatinde kardeşimizin kapısını çaldığımızda, şayet bize yemek verilmeyecek olursa, bozuluruz. Aynı şekilde gece geç saatte kapılarını çaldığımızda eğer yatıya alıkoymazlarsa yine bozuluruz. Hiçbir zaman özürlerini takdir etmeyi, onlara hak vermeyi düşünmeyiz. Bunun nedeni İslam edebi ile edeplenmemiş olmamızdır. Arzularımızı Hazreti Peygamberin salat ve selam üzerine olsun getirdiği davranış kurallarına uydurmamamızdır. Yüce Allah'ın doğruluklarını belgeleyecek hiçbir kanıt indirmediği yalan yanlış geleneklere kul köle olmamızdır. Bazen bizim dışımızda İslam inancını benimsemeyen bir takım insanlar görürüz. Bunlar dinimizin kişisel edep olması, hayat tarzında uyulacak kurallar olması için getirdiği görgü kurallarına benzer davranışları korudukları zaman bu gördüklerimiz bazen hoşumuza gider, bazen de onları yadırgarız ama köklü dinimizi öğrenmeye, ona güven içinde sığınmaya çalışmayız fitnenin y o k e d i l i ş -i. Evlere izin isteyerek girme kuralından sonraki bu duyguların arınması ve beklenmeyen fitne nedenlerinden sakınılması için kural haline getirilmiş korunma amaçlı bir uygulamadır. Fitnenin önü alınıyor, yolu kapatılıyor, tahrik edici fitne yerlerine bakmanın ve baştan çıkarıcı anlamlı hareketlerin etkisiyle oluşan fitnenin önüne geçiliyor. 30 mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakındırmalarını ve mahrem yerlerini korumalarını söyle. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur. Hiç şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. 31 mümin kadınlara de ki, gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar, mahrem yerlerini korusunlar, kendiliğinden görünenleri dışındaki süslerini teşhir etmesinler, başörtülerinin uçlarını yaka altlarına kadar sarkıtsınlar, süslerini ve cazibelerini kocalarından, babalarından, kayınbabalarından, öz oğullarından, üvey oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, Müslüman kadınlardan elleri altındaki kölelerden, cinsel arzuları sönmüş erkek hizmetçilerden, kadınların avret yerlerinin henüz farkında olmayan erkek çocuklarından başka hiç kimseye göstermesinler, yabancı bakışlardan gizledikleri süsleri ve cazibeleri belli olsun diye ses çıkaracak adımlarla yürümesinler. Ey müminler, hepiniz tövbe ederek Allah'a yöneliniz ki kurtuluşa eresiniz. İslam, şehevi duyguların tahrik olmadığı kan ve etten kaynaklanan dürtülerin galeyana gelmediği tertemiz bir toplum kurmayı hedefler, çünkü sürekli baştan çıkarılma, tahrik edilme durumları ile karşı karşıya kalma, giderilmeyen, hiçbir durumda tatmin olmayan şehevi doyumsuzlukla sonuçlanır, davetkar bir bakış, baştan çıkarıcı bir hareket, gösterişli bir takı ve çıplak bir beden, bütün bunlar bu çılgın hayvani doyumsuz huzluğu azdırmaktan, sinir ve irade dizgininin elden çıkmasına neden olmaktan başka sonuç doğurmazlar, bundan sonra, ya hiçbir sınır tanımayan cinsel anarşizm, ya da baştan çıkarılmasına, tahrik edilmesine rağmen tatmin olmasına engel olmanın doğurduğu sinirsel hastalıklar, psikolojik kompleksler, bu ise hiç kuşkusuz işkence kadar acı verir insanı. Her türlü pislikten arınmış bir toplum kurmak için İslam'ın başvurduğu yöntemlerden biri, bu kışkırtıcı ve baştan çıkarıcı davranışların önüne geçmek, iki cins arasındaki derin fıtri arzuyu doğal gücünde ve yapay kışkırtmalarla harekete geçirmeksizin sağlıklı halinde bırakmak ve bu arzuyu güvenilir ve temiz bir yerde tatmin etmektir. Bir zamanlar karşı cinslerin serbestçe bakışıp konuşmalarının, rahatça bir arada bulunmalarının, zevkle oynaşmalarının, baştan çıkarıcı gizli yerleri kolaylıkla görebilmelerinin, insanların deşarj olmalarını, rahatlamalarını, tutsak arzularının serbestçe tatmin olmalarını, onların içe kapanmaktan, ruhsal komplekslerden korunmalarını, cinsel baskının şiddetinin ve onun ötesinde güven vermeyen olumsuz tepkilerin hafif demesini sağlayacağı düşüncesi yaygınlaşmıştı. Bu düşünce özellikle Freud'inki insanın kendisini hayvandan ayrılmasını sağlayan özelliklerden soyutlanması, çamura batmış hayvansallık düzeyine indirilmesi temeline dayalı bazı materyalist teorilerin yayılmasının ardından yaygınlaşmıştı. Ne var ki, bu düşünceler teorik birer varsayımdan öteye geçememişlerdir. Her türlü toplumsal, ahlaki, dini ve insani bağdan soyutlanmışlığın, serbestliğin son noktası kadar sağlandığı ülkelerde bu teorilerle çelişen onları temelden çürüten olayları bizzat gözlerimle gördüm Evet, açılıp saçılmaya, bütün şekil ve görünümleri ile karşı cinslerin beraberliğine tek bir engellemenin söz konusu olmadığı ülkelerde, bütün bu uygulamaların cinsel isteklerin düzene girmesini, terbiye edilmesini sağlamadığını gördüm, tersine bütün bu serbestliklerin, dinmeyen, tatmin olmayan çılgın bir duyumsuzluğa, cinsel saldırganlığa, cinsel açlığa dönüşmüş olduğuna şahit oldum, cinsel ilişkilerin sınırlandığı masından yasaklanmasından karşı cinse duyulan ilginin engellenmesinden kaynaklandığı kabul edilen psikolojik hastalıklara komplekslere şahit oldum her türlü cinsel sapıklığın rahatça sergilenmesine rağmen bu tür hastalıkların çok yaygın olduğunu gördüm hiç kuşkusuz bu herhangi bir bağ kabul etmeyen bir sınır tanımayan karşı cinslerin tam anlamıyla birbirlerine karışmış olmalarının her şeyin serbest olduğunu olduğu iki cins arasındaki arkadaşlığın yollarda gezinen çıplak vücutların, baştan çıkarıcı hareketlerin, davetkar bakışların, uyarıcı sürtünmelerin ürünüdür. Ancak gözle görülen realitenin temelden yalanladığı bu teorileri yeniden gözden geçirme gereğini dile getiren olayları ve kanıtları bütün çıplaklığı ile burada sergileme imkanına sahip değiliz. Erkek ve kadın arasındaki fıtri eğilim, bedenin organik yapısında yer alan köklü bir eğilimdir. Çünkü yüce Allah, yeryüzündeki hayatın devamını ve insanın yeryüzündeki halifeliği gerçekleştirmesini bu eğilime bağlamıştır. Bu sürekli bir eğilimdir. Bir süre tatmin olsa da tekrar kendini gösterir. Bu eğilimi her zaman kışkırtmak azgınlığını arttırır. Onu tatmin etmek için somut bir saldırganlığa iter. Eğer tatmin olmaz tahrik olmuş sinirler yorulur bu ise sürekli işkence etmek kadar acı verir insana davetkar bir bakış insanı tahrik eder baştan çıkarıcı bir hareket tahrik eder bir gülücük tahrik eder erkekle kadın arasındaki bu eğilimi çağrıştıran bir sözlü vurgu tahrik eder güvenli yol ise bu eğilimi doğal sınırları içinde bırakacak şekilde bu tür tahrik edici davranışları azaltmak sonra da bu eğilimi doğru yoldan tatmin etmektir. İşte İslam'ın seçtiği yöntem budur. Bunun yanında karakteri terbiye etme, insan enerjisini hayat için gerekli olan başka alanlarda harcama, tek çıkış yolunun bu tatmin şekli olmaması için sırf et ve kanın dürtülerine cevap vermek amacı ile kullanılmaması da İslam'ın bu konuda seçtiği yöntemin bir gereğidir. Sunulan şu iki ayette iki yönlü baştan çıkarılma, sapma ve fitneye düşme olasılığını en aza indirmenin örnekleri yer almaktadır. Mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakındırmalarını ve mahrem yerlerini korumalarını söyle. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur. Hiç şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. Erkekler açısından gözleri harama bakmaktan sakındırmak ruhsal bir edeptir. Yüzlerde ve bedenlerdeki güzellikleri ve baştan çıkarıcı unsurları görme arzusunu yenme girişimidir. Sonra, tahrik olma ve günaha girme pencerelerinden ilkini kapatma eylemidir. Zehirli okun hedefine ulaşmasını önleme amaçlı pratik bir çabadır. Mahrem yerleri korumak da gözleri harama bakmaktan sakındırmanın doğal sonucudur ya da iradeyi kontrol altında tutmanın, denetim mekanizmasını uyarmanın ve daha ilk aşamasında olan cinsel arzuyu yenmenin ikinci adımıdır. Bu yüzden iki adım sebep ve sonuç olmaları ya da hem vicdan aleminde hem de pratikte birbirlerini izleyen ve birbirlerine son derece yatkın iki adım olmaları itibariyle bir ayette birlikte söz konusu ediliyor. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur, duygularının temizlenmesi için en güvenceli yoldur, bu duyguların yasal ve temiz yolun dışında şehevi azgınlıklarla kirlenmemesi, aşağılık hayvani düzeye yuvarlanmaması için en garantili yoldur, bu yol toplum için, saygınlığının ve şerefinin ayrıca teneffüs ettiği havanın korunması için en temiz yoldur. Onlara bu korunma yöntemini gösteren yüce Allah onların ruhsal ve fıtri birleşimlerini bilir, ruhlarının ve organlarının hareketlerinden haberdardır. Hiç şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. Mümin kadınlara da de ki: Gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Erkeklerin içlerindeki gizli fitne unsurlarını uyaracak CEZB edici kaçamak ya da baştan çıkarıcı anlamlı bakışlarını göndermesinler, tertemiz bir ortamda fıtri isteklere cevap vermek için gerekli olan helal ve iyi yolun dışında mahrem yerlerini açmasınlar, böylece bu yolla dünyaya gelen çocuklar toplum ve hayatla karşı karşıya kalırken utanç duymazlar.